haftanın ilk gününde uluslararası gündemle karşınızdayız. Evet, gündemde önemli başlıklar var. Özellikle bu Amerika'nın ticari saldırılarında hedef olan birçok ülkenin ortak hareket ettiğini görüyoruz. Tabii bu ülkeler arasında, bu hedefler arasında Türkiye de vardı. Bu yeni süreçte örneğin Türkiye ile Katar yarın bir ortaklık anlaşmasına imza atacaklar. Önemli bir anlaşma hayata geçirilecek. Bununla birlikte Çin ile, Rusya ile ve hatta Türkiye Avrupa Birliği arasında yeni bir takım süreçlerde, ekonomik süreçlerde hayata geçirilmeyi bekliyor. Tüm bunları masaya yatıracağız. Onunla birlikte yine Suriye gündeminde de çok çarpıcı başlıklar var. Onları da masaya yatıracağız. Kimlerle? Birkan Ertan var stüdyoda konuğumuz. TÜGVA araştırmacısı, İran araştırmacısı kendisi. İran çalışıyor. Doçent Selman Öğüt, Melipol Üniversitesi'nden ve Profesör Göksel Aşan, Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Göksel Hocam, öncelikle sizinle başlamak istiyorum. Şimdi bu Trump Türkiye'ye yönelik tehditleri bıraktı. Şimdi Türkiye'yi tehdit falan etmiyor. En son ettiğinde de hani bir amacına ulaşamamıştı son tehditlerinde. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nü tehdit ediyor. En son Trump'ın tehdidi Dünya Ticaret Örgütü'ne yönelikti. Kurucusu olduğu örgütten Amerika ayrılabilir dedi Trump. Yani hizaya gelmezlerse ayrılırız dedi. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün buradaki faktörünü nereden anladık biz? Trump Çin'e, işte Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye de yönelik alüminyum ek vergiler getirince, alüminyumu, çeliğe ek vergiler getirince Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına da aykırı olduğu vurgulanmıştı. Trump da şimdi hizaya gelin, gelmezseniz ben sizden ayrılırım diyor. Nasıldır Dünya Ticaret Örgütü'nün hizalanması? Evet, nedir şimdi, bu hiza? Şimdi şöyle söyleyelim. Bu tabii şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nden bir önceki süreç, bu GATT dediğimiz tarifeler üzerinden anlaşma, işte tarifeler anlaşması diyebileceğimiz kabaca bir yapı vardı. Bu aslında hani Dünya Ticaret Örgütü gibi bir örgüt değil, bir anlaşmaydı. O anlaşmada işte Birleşmiş Milletler'in altında işte bir şekilde sürdürülüyordu. Fakat daha sonra yani dünya ticareti gittikçe, büyüdükçe, işte hacim arttıkça tabii bu çok kolay sürdürülebilir olmaktan çıktı. Ondan sonra da işte bu Dünya Ticaret Örgütü dediğimiz yola girildi ve sonunda da işte Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. Şimdi tabii bizi izleyenler bu Dünya Ticaret Örgütü'nün bütün dünyadaki ticareti regüle ettiğini falan düşünüyor olabilirler. Öyle bir şey söz konusu değil. Dünya Ticaret Örgütü aslında çok gevşek bir örgüttür. Yani hani Birleşmiş Milletler tabii ne kadar sıkıdır o da tartışılır ama yani hani onlar gibi böyle bir... Amerika'nın kurduğu aslında bütün uluslararası örgütler neredeyse sizin dediğiniz gibi gevşek. Gevşek. Yani şöyle tabii Amerika isteyince sıkılaşıyorlar da. Ama onun dışında zaten son derece böyle şey, yani ne diyeyim, işte liberal bir yapı Dünya Ticaret Örgütü yapısı. Ama tabii şöyle bir önemli tarafı var Dünya Ticaret Örgütü'nün. Panel denilen bir hikaye var, bir uygulama var. O da şu, bir ülke, başka bir ülkenin bu ticaret anlaşmalarından ihlal edecek, ticaret anlaşmalarına ters bir takım uygulamalar yaptığını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edebiliyor. Orada bir panel oluşturuluyor. Fakat bu panel hani böyle Dünya Ticaret Örgütü'nün böyle işte kadrolu yargıçları gibi bir yapı değil. Bu panelde işte galiba 5 kişi seçiyorlardı. Alanda işte önemli, işte sözü işte geçen, kabul edilen 5 tane insan orada o panelde oluyor. O 5 ya da 7 işte tam sayıyı hatırlamıyorum. Bunlar case'i değerlendiriyorlar. Ondan sonra evet ya da hayır, işte bu ülke haklı ya da değil diye bir sonuca varıyorlar. O sonuçta şeye gidiyor, bir üst komiteye gidiyor. Üst komitede Dünya Ticaret Örgütü'nde eğer bu raporu, yani panelin sonucunu onaylarsa, buradan şöyle bir yaptırım çıkıyor. Deniyor ki burada, eğer bu söz konusu şikayeti yapan ülke, bu şikayetle ilgili neyse o şikayet, şikayeti yapan ülke, daha doğrusu şikayet ettiği uygulamayı yapan ülkeye benzer bir uygulama yaparsa Dünya Ticaret Örgütü buna herhangi bir şekilde itiraz etmeyecektir. Yani yaptırım dediğiniz şey aslında bu. Yani atıyorum işte Amerika bize tarife koydu. Biz de dönüp Amerika'ya, bu panelin sonucunda biz de dönüp Amerika'ya tarife koyduğumuzda Dünya Ticaret Örgütü ya da bunun sonucunda Dünya Ticaret Örgütü bize diyor ki tamam sen de gidip tarife koyabilirsin. Üstelik ben de bununla ilgili herhangi bir uygulama yapmayacağım. Yaptırımın gidebileceği son nokta burası.
Şimdi bir takım tabii tazminat kararları falan veriliyor ama tabii bu tazminat kararlarının uygulanması... Çok fazla racon kesebilecek kopeste bir örgüt değil. Değil. Yani tazminatı vermedi ne olacak? Trump ayrılırsa çünkü dünya uluslararası piyasalarını etkiler, dünya ticaretini etkiler falan dediler ama yani olumsuz etkilenir. Yani dünya ticaret örgütünün, şöyle diyelim, her şeye rağmen tabii bir hani bir yönüyle bir regüle edici tarafı var tabii. Yani orada bir örgütün olması yine önemli bir şey. Yani en azından işte hani ülkeler birbirlerine bu antidumpingler bilmem neler falan uyguladıklarında bir takım kur üzerinden de olabilir, başka çaktırmadan, fark ettirmeden fiyat kırmalar da olabilir. Çünkü bunlar hep yaşanıyor uluslararası ticaretlerde. Hani bunlar da en azından bunu deklare edebileceği, su yüzüne çıkartabileceği ve bir şekilde de onaylatabileceği, bak bu ülke bunu yaptı dedirtebileceği bir mekanizma var orada. O açıdan Dünya Ticaret Örgütü elbette önemli bir mekanizmadır. Ama işlevselliği, yani işlevselliği dediğim cezai anlamda işlevselliği son derece düşüktür. Yani bir ceza verme yetkisi yoktur. Bilmiyorum tabii uluslararası mahkemelerin ceza verme yani o Selman'ın konusu ne kadar ceza verme yetkileri var, o ayrı bir hikaye ama nihai olarak Uluslararası Ticaret Örgütü'nün böyle bir yetkisi yoktur. Şimdi tabii bazen şu oluyor, onu hemen söyleyelim. Bazen zaten bu paneller sonuçlanmaya yakın. Eğer zaten işte şikayet edilen ülke kendi aleyhine bir şey çıkacağını görüyorsa bazen zaten gidiyor karşılıyor ya gel bu işi aramızda halledelim, bu işi de düşürelim. Hani bir kayıt altına girmek de istemiyor. Yani işte antidumping yapan ülke ya da işte anlaşmaya aykırı tarife uygulayan ülke. Şimdi bu tür bir pozisyona düşmek istemiyor çoğu zaman ülkeler. Bunlar sulh yoluyla da hallediliyor. Bir örnek bir şey söyleyeyim, bir bilgi vereyim. Mesela bizimle ilgili de galiba 3 ya da 4 tane böyle şikayet vardır. Yani Türkiye'ye yönelik şikayet vardır. Türkiye'de işte hani şeyle işte bu panellere maruz kalmıştı. Bir tanesinde de galiba tazminat ödemeyi kabul ettik. İki tanesini zannediyorum işte benzer uygulamayı bize yapılmasıyla sonuçlandı. Ama yani biz de Dünya Ticaret Örgütü'nden bu anlamda bir yaptırımla karşılaşmış bir ülkeyiz ama bizim de yaptığımız şikayetler var. Bizim yaptığımız şikayetlerde de bir kere tazminat aldık, birkaç kere de işte şey döndü. Yani tamam siz de aynı şeyi yapabilirsiniz de gitti mesele. Şimdi Trump çıkarsa ne olur? Trump çıkarsa bir kere çıkamaz bir, onu söyleyelim. Yani o kadar kolay bir iş değil böyle Dünya Ticaret Örgütü'nden ayrılıyorum demek. Çünkü şimdi öyle ya da böyle Trump'ın Amerika'nın kendi içinde baktığınızda on binlerce firma dünya ticaretinde bir yer alıyorlar. Bunlar dünyaya mal satıyorlar, dünyada mal alıyorlar. Yine belki de on binlerce Amerikan firması dünyanın bir sürü yerindeler. Dünyanın bir sürü yerinde üretim yapıp dünyanın başka bir sürü yerine bunları satıyorlar. Şimdi ticareti o anlamda hani gözetleyen diyelim, gözlemleyen, regüle eden demeyelim ama ticareti gözlemleyen bu kadar hani şeyiyle de işte teamülleriyle de şunlarıyla bunlarla da yerleşik bir örgüt varken bu örgütün tehdit edilmesi en büyük zararı Amerika'ya verir. O yüzden orada o Trump'ın söylediği laflar bunlar tamamen böyle işte uyduruktan işte blöf laflar. Bir de bilmiyordur yani büyük olasılığı Dünya Ticaret Örgütü'nün ne iş yaptığını, nasıl bir yer olduğunu. Şimdi bu lafları ediyordu. Sonra hatırlatırlar Trump'a büyük olasılığı. Beyefendi işte bakın bu işleri yapıyor bu diye. Sonra işte herhalde bir yerinden çevirecek bu lafı. Ha, Dünya Ticaret Örgütü'nden Amerika'nın ayrılması WTO'yu ortadan kaldırır mı? Elbette kaldırır. Onu söyleyelim. Yani WTO Amerika olmadığı zaman hani yürüyebilecek bir yer değil. Ha ne olur? Amerika dışında kalan ülkeler kendi aralarında yeni bir örgüt yaparlar. Anlatabildim ama WTO'nun devam edebilmesi, eğer Amerika çıkarsa bu hale devam edebilmesi mümkün değildir. Onu söyleyeyim. Çünkü en büyük ağırlık tabii şeyde. Yani şöyle düşün. Dünya ticaretinin %26'sı Amerika üzerinden dönüyor. Yani Amerika bu ne demek aslına bakarsanız? Dünya ticaretinin %26'sı demek Amerika'nın toplam dünyadan aldığı mal ve toplam dünyaya sattığı mal, dünyada toplam alım-satım yapılan malların %26'sı. Dünya ekonomisinin 1/4 demek bu. Böyle baktığınızda. Şimdi ticaretin 1/4 yapıldığı bir ülke Dünya Ticaret Örgütü'nden çıktığında, ben çıkıyorum buradan dediğinde, elbette bunun hani arkasından Dünya Ticaret Örgütü'nün devam edebilmesi çok mümkün değil. Bir şey de haklıdır, onu da hemen burada teslim edelim. Dünya Ticaret Örgütü özellikle bu Çin meselesinde tabii yeterince etkili olamamıştı. Çünkü zaten biliyorsunuz Çin Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi değildi vesaire, tabii öyle de sorunlar var. Şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesisiniz, orada bir takım kurallarla davranıyorsunuz. Bir tarafta Dünya Ticaret Örgütü'nün üyesi olmayan işte bir takım ülkeler var. Onlar bu kuralları hiç takmadan şey yapıyorlar, işlemlerini yapıyorlar. Şimdi bunlar da tabii ciddi problemdi. Yani
Dünya Ticaret Örgütü'nün özellikle Çin'le ilgili yeterince etkili olmadığı konusunda Trump haklıdır. Onu söyleyelim. Ama yani şimdi biz de burada biraz oturup konuşsak, Birleşmiş Milletler'in, Birleşmiş Milletler altındaki bilmem kaç tane kuruluşun, örgütün bilmem kaç tane olayda zaten yeterince işte etkili olamadığını, değil mi? Yani bin tane örnek veririz burada. Yani işte Bosna'sından başlarız, Filistin'den gireriz, Arakan'ından çıkarız. Yani evet ya, yani bu örgütler gerçekten hani böyle işlevlerle kurulan örgütler çoğu zaman işte beklenilen etkinlikte elbette çalışamayabiliyorlar. Ama dediğim gibi yani ben Trump'ın hani bu açık tehdidinin gerçekleştirebilir bir şey olduğu kanaatinde değilim. Evet. Bir de unutmayın, olur, Dünya Ticaret Örgütü'nden net olarak ne istediğini de bilmiyoruz. Hizaya geldiğini sadece. Yani şimdi Dünya Ticaret Örgütü çıksa orada işte dese ki işte örgütün şey yönetim kadrosu, ya tamam işte geleceğiz vallahi hizaya, karar verdik ama hiza ne, bize bir anlat. Sağ mı sol mu, ne istiyor? Aynen, ne istedi? Yani ne istediği belli, Amerika'yı koruyun. Yani Dünya Ticaret Örgütü Amerika'yı korusun. Yani istediği o. Dünya Ticaret Örgütü de hiçbir ülkeyi korumamak üzere kurulmuş bir yer. Yani şey anlamında, hani koruma duvarları anlamında, ticaretin engellenmesi anlamında vesaire. Şudur büyük olasılıkla, hani bizimle ilgili bir sürü şikayet olacak. Bu şikayetleri öyle işte biraz sümen altı edin. İşte biz de hani bu haline devam edelim. Biraz ona getiriyor hikayeyi. Ne oldu? Biz gideceğiz biliyorsunuz. Bizim Amerika ile işte bu son... Bu bakanlarımıza getirdiğim üyeyden hemen arkasından bir tweetle çelikteki vergileri arttırdığı uygulamayı biz şimdi Dünya Ticaret Örgütü'ne, panele götürüyoruz. Götürmüş de olabiliriz, bilmiyorum. Yani tabii bizim bürokrasinin hızıyla o bizimki gittiğinde büyük olası Trump'ın görev süresi biter ama yani gideceğiz, en azından öyle bir kararımız da var. Selman Üyüt, Amerika'nın bu saldırganlığı karşısında hep şunu vurguluyoruz zaten, Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yakınlaşması. Bu son bir haftadır yaşanan gelişmeler, Fransa'dan gelen mesajlar, Almanya-Türkiye ilişkileri, oradan da gelen mesajlar var, İngiltere'den vardı mesajlar. Bunlar o süreci biraz daha hızlandırdı mı? Yani bu mesela Eylül ayı içerisinde Türk Başkanı Erdoğan Almanya'ya da gidecek. Daha yeni bir sıcak bir birliktelik bekliyor muyuz bu yeni süreçte? Özellikle Türkiye-Almanya ilişkilerinde. Tabii programda önce de konuşuyorduk. Göksel Hoca o konu illaki girer. Yani Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Avrupa ve Amerika bizim ticari noktada en yakın ortaklarımızdır işlem hacmi noktasında diye açıklama yaptı. Yani burada Avrupa vurgusu aslında daha önemli. Çünkü evet, Avrupa ile bayağıdır gerilmiş ilişkiler var. Üst üste gelen Avrupa'dan yanlışlar var. Ama buna rağmen tabii ki Türkiye'nin her daim olumlu, yapıcı bir tavrı ortada. Tabii o konu dediğin gibi kesinlikle bazı şeyleri, yani katalizör görevi görerek hızlandırıyor bence de. Ama şeye girmek lazım, yani bu Dünya Ticaret Örgütü'nden bahsettik. Tabii bir uluslararası hukukçu olarak, uluslararası örgütler noktasında çalışma yapmış biri olarak, yani bunlarla ilgili maalesef Türkiye'de doğru düzgün bir uzmanlık alanı uzmanlık çalışması yapan ya da kurumsal olarak bu işlere yönelen doğru düzgün bireyler ve kurumlar olmamasından da acı duyan bir akademisyen olarak ne kadar önemli bir konuyla karşı karşıya olduğumuzu tekrardan görmüş olmamız lazım eksiklik noktasında. Yani Dünya Ticaret Örgütü dediğiniz zaman işte birkaç kişi böyle çıkıp bizim gibi, ya şu işe yarar, bu işe yaramaz, şunu yapar, bunu yapmaz falan gibi anlatabiliyor. Ya da OECD diye bir şey var, değil mi? Yani bu Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu ilk etapta Avrupa menşeli ortaya çıktı, daha sonra genişledi. Ve ne işe yarar denildiği zaman, yani insanlar böyle, ya Dünya Ticaret Örgütü işte GATT, ne bileyim IMF gene iyi kötü biliniyor, para veriyor, borç veriyor falan diye de. Ama mesela OECD dediğiniz zaman nedir oluyor? Mesela OECD benim de Adalet Bakanlığı nezdinde katıldığım bir toplantıda özellikle uzman olarak Türkiye'nin gelişmelerini aktardığım bir toplantıda, tabii ki dışarıdan bir gözlemci olarak, yoksa bakanlığımız zaten o gerekli raporları veriyor. Bir STK temsilcisi olarak katılmıştım. Mesela yurt dışına yatırım yapan Türk iş adamının ya da Türkiye'de yatırım yapan başka bir OECD
üyesi olan ülkenin iş adamının ya da bunların kendi arasında mesela İrlandalı iş adamı Amerika'ya, Amerikalı İrlanda'ya ya da ne bileyim o başka bir yere, taraf olan başka ülkeye, Avusturya'ya bilmem ne yatırım yaparken oradaki kamu görevlisini rüşvet vermenin engellenmesi sözleşmesi. Mesela böyle bir sözleşme yapıyor. Göksel Hoca'nın dediği gibi burada bir şey yapmıyor. Yani bir mahkeme nezaretiyle, bir polis nezaretiyle, kolluk kuvvetiyle falan bir kovuşturma, bir soruşturma falan yapmıyor. Ama o kadar güzel şekilde kontrol ediyor ki bunu. Mesela bizim bu noktada Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü var. Adalet Bakanlığı'nda o üstlenmişti söz konusu sürecin takibatını. Ve bununla ilgili devletler arasında tam bir güven ilişkisi ortaya çıkıyor. Nereye getireceğim? Şimdi Trump bunu bozuyor işte. Yani ben gitgide Trump'ın özel bir görevi olduğunu düşünmeye başladım. Kendisini ne gibi de, bir özel görev? Kendisinin de farkında olmadı. Kullanılıyor. Hani vardır ya böyle kiralık katiller. İşte böyle piyon adamlar. İşte ortalığa... Yani böyle şeyler vardır ya işte suikast işleyen falan. Tamam mı? Yani işte büyük... Suikastı ulvi... bilerek işler yani farkındadır. Tabii, tabii. Trump'ın yani, farkında olmadığı ama arkasındaki hizmet kuvvetin, ettiği şey ne? Arkasındaki kuvvetin ona geleceğim. Sabırsızlandım biliyorum. Arkasındaki kuvvetin ne yapmak istediğini aslında tam bilmeden belirli mottolarla hareket eder. İşte o gün Samas diye bir zavallı çıktı. Hrant Dink'i katletti mesela değil mi? Yani ne yaptılar? Kullandılar onu. Ona birileri bir şeyler sufle etti. Ama o kendine göre çok tırnak içinde ulvi amaçlar için sözüm ona bir şey yaptığını zannediyordu ama ne yaptı? Çok kötü bir iş yaptı. Yani bir gazeteciyi, Türkiye'nin değeri olan bir insanı katletti. Şimdi bu zavallı da zannediyor ki ben Amerika'yı koruyorum, kurtarıyorum falan filan zannediyor ama Göksel Hoca'nın dediği gibi yani Dünya Ticaret Örgütü'nün ne olduğunu da aslında sorsam bilmez. OECD ne işe yarar baba desen ne ki o falan der. Yani Marshall yardımlarının altında yatan mantık neydi? Bu adamın bence ciddi şekilde bu neokonlar mı diyeceksiniz? İşte yeni Amerikancılar mı diyeceksiniz? Bu konservatif bir dış politika ve iç politikayı besleyen taife tarafından kullanıldığı kesin. Bak gidiyor diyor ki ben Paris İklim Sözleşmesi'nden çekiliyorum. Ya ne yapıyorsun işte biz bu kadar emek verdik şunu yaptık. Hayır geri çekiliyorum diyor. Yani tam züccaciyeciye giren fil gibi. Ya da İran'la ondan Birkan bahseder biraz sonra. İran'la P5 artı 1 o P permanent 5 işte daimi güvenlik konseyinin daimi üyeleriyle Almanya'yı da dahil ettiğin gruplar arasında bunlar bir tarafta İran bir tarafta Uluslararası Atom Ajansı'nı da kullanarak bir kontrol yapılıyor orada. İran işte o şey yapıyor mu diye nükleer silah geliştiriyor mu falan diye birdenbire tak oradan da çekiliyor. Hayda Fransa, Almanya, İngiltere ayağa kalkıyor ya ne yapıyorsun olmaz biz bak tam bir punduna getirdik Orta Doğu'da kan çıkmasın daha fazla kan dökülmesin şey olmasın falan diye hayır çekiliyorum diyor. NAFTA mesela Meksika işte Kanada şey arasında. Hop birdenbire çekiliyor adam. Çekiliyorum diyor. NAFTA ne işe yarıyor? İşte NAFTA da aralarında gene ekonomik işbirliği, şimdi, ticari işbirliği. Yeniden imzaladı. Ya şimdi ya bu adamın tam anlamıyla kullanıldığı çok ortada. Aşikar. Buna birileri sufle veriyor. Diyor ki bak sen işte şöyle make America great again falan işte böyle. Amerika'yı tekrardan muhteşem yapacaksın, büyük yapacaksın. Kesseler acımaz seni falan diye tam tabiri caizse böyle gaz veriyor ve sen bu adam... Şu şapkayı uzatıyor çiftçilere. Tabii tabii. Yani ve dikkat edersen yani böyle şey üzerinden de bir politika kurdu Tağdağlı. Yani Obama ne yapıyorsa tersini yapacağım. Mesela Obama İran'la işte iyi kötü bir şeyler oturuyor. Ben İran'la kötü olacağım. İsrail'le Obama işte şey yaptı mı ters seçim. Ben İsrail'le iyi olacağım. Çin konusu tersi, Rusya konusu tersi. Yani adam her konuda böyle bir negate etme yani böyle bir nefyetme politikası güttü Obama karşısında. Bu da şunu gösteriyor zaten. Tam Obama da sütten çıkmış ak kaşık değil yani mükemmel falan bir adam değil de. Yani Obama zamanında dökülen kanı biz biliyoruz yani. Belki Müslümanların en çok o dönemde kanı aktı maalesef. Ama bu adamın yaptığı şeyin farkında olmadığını farkındayız. O bir gerçek. Yani o farkında olduğunu düşünüyor ama onun bir amacı var. Dediğim gibi yani iklim sözleşmesi, NAFTA ne bileyim işte bu. Dünya Ticaret Örgütü'ne ayar veriyor. NATO'ya gidiyor diyor ki siz çok işte para yiyorsunuz falan. Yani NATO niye kuruldu, ne yapar, ne işe yarar falan. Ya bunları doğru diyorsa ona birileri sufle veriyor. Peki bu Katar'la anlaşma şimdi 15 milyar dolarlık bir yatırımı. Katar bu özellikle Trump'ın başlattığı ilk o dolarlı saldırıda
Hemen arkasından Katar emiri geldi ve 15 milyar dolarlık bir yatırım. Şimdi yarın da Türkiye ile Katar arasında ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması imzalanacak. Daha önce Katar Merkez Bankası ile bizim Merkez Bankamız arasında bunun ön protokolü imzalanmıştı. Şimdi hayata geçiyor anlaşma. O anlaşmanın detayında ne gibi kazanımlar var? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu anlaşma doğrudan bizim bu hani tırnak içerisinde o finansal anlamda destek anlaşmasıyla doğrudan ilişkili bir anlaşma değil. Yani o finansal anlamda destek anlaşmasının ya da neyse işte işbirliğinin diyelim adına ne diyeceksek, çünkü orada bir anlaşma imzalanmış tabii değil. Ama hani oradaki o niyet beyanının, orada işte varılan işte başkan şeyle, Cumhurbaşkanımızla Katar Emiri arasında oluşan o sözlü diyelim neyse anlaşmanın tam olarak nasıl hayata geçeceğine dair henüz elimizde çok fazla bir bilgi yok. Bu anlaşma biraz aslına bakarsanız zaten yapılacak olan bir anlaşmaydı. Süreç hızlandı. Bu yapılan anlaşma tamamen ticaretin serbestleştirilmesi üzerinden bir anlaşma. Yani bizim işte Ticaret Bakanlığımızla işte Katar'ın ekonomi işte bakanı yapacak. Orada bir Ticaret Bakanlığı yok. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı aynı bakanlıkta. Yani bu bunu şundan söylüyorum. Şeyle nedir adı, o dörtlü toplantıda bu arada hani bizim bakanımızla muhatap olan bakan da yine ekonomi bakanıydı. Dolayısıyla aynı bakandan bahsediyoruz ama şimdiki anlaşmayı bir ticaret anlaşması gibi oluşturulacak ya da oluşturuldu zaten. Şimdi onlar paraflanıyor. Bu sadece işte karşılıklı ticaret ilişkileri şey yapmak nedir adı, geliştirmek. Bizim o mallarımızın orada satışına dair engeller varsa bürokratik vesaire bunları azaltmak, onların buradaki bürokratik işlemlerini azaltmak, yani tamamen ticaretin serbestleştirilmesi üzerine oluşturulan bir anlaşma. Şimdi diğerinin kullanımı meselesi, bakın orada işte ilk adım zaten bu Merkez Bankası, siz de söylediniz, bu swap işlemleri. Yani işte orada bir swap line'ımız bizim şu anda Katar tarafında açık olacak. Dolayısıyla şimdi ne demek bu swap line'de, hemen onu söyleyelim. Merkez Bankası diyelim ki atıyorum işte dolara ihtiyacı olduğu zaman Türk lirasıyla doları işte Katar Merkez Bankası'yla değiş tokuş edebilecek. Ama bu şu anlama sakın gelmesin. Yani biz Katar'a Türk lirası satacağız, dolar alacağız ve o artık bizim olacak anlamında değil. Bu takastan kastedilen şey, belli bir süre için bunu yapacağız. Yani belli bir süre için biz onlara TL vereceğiz ve ona bir faiz ödeyeceğiz. Bir süre içinde onlar bize dolar verecekler. Biz ona daha doğrusu bir faiz alacağız. Biz ona bir faiz ödeyeceğiz. Swap anlaşmasının süresi dolduğunda da tekrar geri çevirecek. Ama bu şu demek, bu swap anlaşması sürekli yenilenebilecek. Çünkü o ayda şu anda ayrılmış bir kaynak var. Şimdi bu ne demek? Merkez Bankası'nın ani durumlarda ihtiyacı olduğunda kullanabileceği bir 3,5 milyar doları daha var. Hani şöyle düşünün. İşte bizim rezervimiz, her an kullanabileceğimiz rezervimiz diyelim ki 30 milyar dolarsa, şimdi 33 milyar dolar oldu. Evet. Yani öyle bakın meseleye. Şimdi FDI olarak gelecek dendi önce bir. O var. Yani bir doğrudan yatırım olarak da gelecek dendi. Sonra mevduat olarak gelebilir dendi. Şimdi mevduat olaraktan da ne kastediyorsam onu da söyleyelim. İşte Katar devleti artık kim, ya da Katar Emirliği ya da Katar'daki herhangi bir banka, ne olduğu önemli değil. Gelip Türkiye'deki bankalarda bildiğiniz işte klasik anlamda bir döviz tevdiat hesabı açacak. Dolayısıyla yani bizim bankalarımız, işte şu anda döviz tevdiat hesaplarımız bizim 160 milyar dolarsa 170 milyar dolara çıkacak. Mevduattan kastedilen şey bu. Ne işe yarar? Bankaların bilançosunu güçlendirmeye yarar. Ama hani yani çok büyük çare olur mu derdinize asla bakarsanız o kadar büyük çare olmaz. Çünkü şunu ne olur unutmayın, mevduat dediğiniz şey bankada bankanın parası değil. Mevduat dediğiniz şey her an çekilebilecek para. Dolayısıyla onun üzerinden bilançoda yapacağınız bir güçlenmenin etkisi o kadar yüksek olmayacaktır. Yani şu olursa şahane olur. Mesela o para doğrudan hani bizim herhangi bir bankamıza sermaye olarak girerse, atıyorum işte Kuveyt'teki işte Katar'daki işte bilmem ne bankası gelip Türkiye'deki bilmem ne bankasıyla ortaklık yapar da sermaye olarak o para girerse, bakın o zaman gerçekten evet, banka bilançosunda çok ciddi bir etkisi olur. Peki hocam, bu geçtiğimiz cuma gecesi Halkbank'ın internet üzerinden yapılan işlemlerinde dolar, ucuza dolar satılması, böyle bir durum söz konusu oldu. Öyle bir göstergelerde bazı değişiklikler oldu. Ve tabii bu hemen yankı buldu. İşte hani nerede o kaç milyon dolar falan diye de hesap sormaya kalkanlar da oldu.
O işin asla sırrı nedir? Yani bu neden oldu? Artı bunda bir kayıp olmadığı ortadayken niye birileri buradan nemalanmaya çalışıp da Devlet Bankası, Halkbank, yani zaten yıllardır yıpratılmaya böyle hedef olan, hedef üstüne hedef haline getirilen Halkbank bu kez de böyle hedef haline getirildi bir yani kez. Yine aynı şey. Yani yine işte hani hazır Halkbank'ı görmüşken üzerine gidelim diye bir iş bu. Şöyle söyleyelim bir kere. Hani bütün işimiz bitti de memlekette bir şu Halkbank'ın işi kalmış gibi. Bugün yani ben sosyal medyaya falan. Ha bu arada böyle bir sürü iktisat, memlekette enflasyon rakamı açıklanmış. Bakan bir sürü açıklama yapmış. Merkez Bankası açıklama yapmış. İşte öğlende işte benimle bağlantı yapılıyor. Soru işte Halkbank'ın ya yani bir ülkede gelebilecek, bir ay içerisinde gelebilecek en önemli 3 data gelmiş neredeyse. Soru Halk Bankası'nda gibi inlenmiş. Şimdi bazı gazetelerde böyle manşet yani, atıyor. Yani, millet mışıl mışıl uyurken yani, dolarlar nereye gitti falan diye. Yani. Hesap sormaya kalkanlar var. Hemen söyleyelim. Hemen, popülizm. Hemen izah edelim. Şimdi birincisi deniyor ki bu 1400 küsür kişi bilgisayarın başında mı bekliyordu ki işte bu yanlış şeyi gördü diye. İki şey var burada. Bir tanesi bir kişinin görmesi çoğu zaman yeter. Bir kişi görüp bu hatayı eğer birkaç dakika içerisinde düzeltilmediğini fark ederse bunu anında yüzlerce kişiye yayar. Yani iletişim çağında olduğumuzu bu arkadaşlara hatırlatmak lazım. Hani telefon değil WhatsApp var anında gidiyor. Gruplarınız varsa hani şey de akla gelebilir ya herkese telefon mu açacak diye yani, olur mu hocam? O çağa geçti. AK Partililer tabii ki onlar. Yani AK Partililer özel haber veriyor. Tabii, onların AK Partililer özel bu, yani oradaki hedefi biliyoruz yani onların. İkincisi alarm. Şimdi bazı software, yani bazı aplikasyonlar var. Bunlar da bir seviye veriyorsunuz ve diyorsunuz ki kur bunun altına inerse ya da üstüne çıkarsa bana alarm ver diye. Bende de vardır mesela o. Ama yani bankalar için olanı değil, genel olanı var ki. Hani bazen çünkü bakamıyorum gün içerisinde kur nereye gitmiş diye. Bir şeyleri koyuyorum ya beni uyar bir bakayım diye o oluyor bazen. Şimdi bir de bu alarmlar var. Şimdi bu alarmlar olduğunda bir şekilde işte sistemde aplikasyon ya şurada işte senin söylediğin değerin altına düştü diye uyarıyor. O da gidip o işlemleri yapabiliyorlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın bankadan işlem yaptığınızda bilmeyenler için anlatalım. Çok basit bir şey anlatıyoruz. Komik bir şey anlatıyoruz ama anlatmak zorunda kalıyoruz. Bankadan döviz aldığınızda sizin muhakkak bir döviz hesabınız olur, bir de TL hesabınız olur. TL hesabınızdaki parayla döviz alırsınız, dolar alırsınız diyelim ki o sizin dolar hesabınıza geçer. Ya o para havada kalmaz. Ya o para dolar aldınız, eve akşam şeyle göndermiyorlar motorlu kuryeyle dolarınızı. Dolarınızı hesabınıza geçiriyorlar. Şimdi akşam saat 10'da hesabı diyelim ki işte vardı sayeden paranız 1000 liranın ya da neyse kaç paranız varsa koydunuz 2000 dolar aldınız. 2000 dolar akşamın saat 10'unda neyse 11'inde sizin hesabınıza geçmiş olur. Gecenin 11'inde hesaba geçmiş parayı hiçbir şey yapamazsınız. Çekemez, ATM'den çekemez. Yok hayır. Ne kadar çekecek? Bir ATM'den dövizi çekemiyorsun zaten. Çekemiyorsun. Çok, belki bir iki bankanın var, bazılarında var. Bir iki bankada var zannedersem özellik ama birçoğunda yok. Yok zaten. ATM'den bakın çekemezsiniz bir. EFT yapamazsınız iki, sabah beklemeniz lazım. Sivit yani EFT. Ne yapacaksınız bu parayı zaten? O hesapta duruyor o para. Şimdi bu fark edildiğinde bu işlemlerin yapıldığı hesaplar bir şekilde hani durduruldu. O hesaplarla ilgili bütün işlemler, işte para transferleri şunlar bunlar. Şimdi de işte banka bu işlemlerin hepsini geri aldı. Ya almış bile olabilir şu anda ve mesele kapanmış. Tabii iptal sıfır zarar zaten. Yani, çünkü oradan kadar, sıfır zarar zaten. Orası öyle de Bloomberg'in rolü var mı hocam burada? Yani öyle bir iddia var. Bakın şöyle söyleyelim. Yani bu niyet açısından önemli olabilir. Bu ilk defa rastlanan bir şey değil. Bu gün içerisinde çoğu zaman olur. Ya yani işte bunlar neticede işte yani sistemlerde böyle sorunlar yaşanır. Fakat orada şey şudur. O sorunu biz fark etmeden gün içerisinde olduğunda biz fark etmeden zaten bilgi işlemcileri anında düzeltirler. Yani siz onu göremezsiniz bile. Öyle bir aksaklık olur gerçekten sistemde. Bilgi işlemci o fark eder, pat diye düzeltir. Ya da mesela işte yani görseniz bile 30 saniye yani işlem yapacak vaktiniz bile olmaz. Yine bilgi işlem de aynı şeyi gördüğü için ve bir sürü alarm da olduğu için bilgi işlem şey yapar düzeltir. Burada problem akşam olması oldu. Ve işte hani bilgi işlem işte ona müdahale edecek, gidecek, gelecek. Hemen tabii şey biz de söyleyelim. Yani hani ben biliyorsun gerektiğinde çuvaldızı batırmaktan çok çekinmeyen bir adamımdır. Mesela bu bir özel bankada olsaydı büyük olasılığı 10 dakikada düzelirdi. Ama işte kamu bankasında olduğunda 40 dakika sürüyor. Işte. Çok açıktır yani bunu söyleyeyim size. Yani özel bankada olsa çoktan o bilgi işlem zaten işte apar topar toplanıp getirilir ama
İşte maalesef işte kamu bankasında olunca nereye gitti? İşte müdürü bul, müdür de bilmem kimi bulsun, o da onu bulsun falan. Biraz böyle oluyor bu işler. Bloomberg'in rolü hocam? Zannetmiyorum. Yani özel bir şey yaptığı kanaati de değil, bunu açık söyleyeyim. Verilerin oradan, bütün bankalara oradan geldiği oluyor. O zaten her yerde. Yani bu o büyük olasılıkla biz belki farkında değiliz ama işte Bloomberg'in data verdiği bir sürü yerde o gün içerisinde benzer bazı problemler olmuştur. Buna yazılı problem. Yani Bloomberg şöyle, Bloomberg'in o kadar çok günahı var ki, o kadar çok hele günahına... Hele ki dolar ve TL kur meselesinde çok fazla günahı var değil mi? O kadar, daha önce siz anlatmıştınız tabii, o kadar burada. Çok günahına çıt çıkarmayanlar, yani şunun üzerinden eğer Bloomberg falan filan yapıyorlarsa, yani bunun bir tiyatrodan ve iki yüzlülükten de bir fark yoktu. Bunu da burada çok net tabii söyleyeyim. Yani Göksel Hoca burada anlattı. Anlattım size ben burada Bloomberg, bu HT olan değil dedi hatta. Bloomberg yani bu son birkaç aydır, belki birkaç senedir değil mi hocam? Birkaç sürekli yani o... Türkiye ekonomisine hedef falan yayınlar tamam. yapıyorlar. Yani bakın, o biz, devede kulak tabii, değil. Ya biz bunu söyledik mesela, kamuda Bloomberg kullanılıyor. Tek kaynak o değil ki, değiştirin. Tabii. Bir sene öncesinden sonra bunlar resmen Türkiye'de ciddi operasyon bir parçası olarak çalışıyorlar. Biz hala bilmem ne kadar parayı işte bu uygulama işte bu yani sadece tabii bu değil, bütün işlemlerin geçtiği bir uygulamadır bu. Bu uygulama için Bloomberg'e veriyoruz. Kaç ne kadar zaman önce söyledik, kamu içi olmazsa bunlardan çıksın şeyden diye, ama işte bu önemli bir şey ama yani sadece Bloomberg mi kullanılıyor, başka kullanılan kaynak yok mu? Hayır, vardı, bizimki de Bloomberg'ü seçmişler. Bunu seçmişler, kullanmışlar. Yani biraz daha iyi olabilir, bir itirazım yok yani şeyine, ama bazen de işte nasıl Cumhurbaşkanımız şey söyledi telefonla ilgili, değil mi? Başka telefon alın dedi. Yani daha kötüsünü alın dedi, çünkü daha iyi bu Allah için şimdi. Daha kötüsünü alın dedi, çünkü bu bir tepki bu değil mi? Tabii tepki. Sen şimdi Bloomberg'den daha kötü olan bir işletim sistemi git alacaksın, ne olacak? Yani işte bu hatayı da yaptı. Demek ki o kadar da mükemmel demiş. Bakın İyiymiş, işte hatada, demek ki hatada yapabiliyormuş. Hocam bu ekonomik saldırı karşısında Türkiye ile birlikte hareket eden ülkelerden bahsediyoruz. İşte Çin'le Yuan TL üzerinden, Rusya ile Ruble TL üzerinden bazı anlaşmalar yapılıyor. İlerleyen zamanda belki bunlar hayata geçirilecek. Katar Türkiye, Avrupa Birliği Türkiye. Şimdi Çin'den bir haber var. Ekim ayında ilk haftasında Çin'de ulusal tatil var. Ulusal bayram tatili var. Bir hafta süren bir tatilleri var. Ve bu tatilde Çinliler daha önce tercih olarak Amerika'yı seçiyorlardı. Şimdi Amerika'nın bu ekonomik saldırısı sonrası Çinli turistler Amerika'ya gitmekten vazgeçiyorlarmış büyük ölçüde. Ve ilk tercih ettikleri adres de Türkiye. Bu sene için Türkiye oluyormuş. Evet. BBC'nin haberi bu. Bugün geçti bunu BBC. Çinli turistler Amerika'nın o ekonomik saldırısı sonrası Amerika'ya turistik olarak gitmeyi reddediyorlarmış. O konuda bir şey söyleyeyim. Biz Türkiye'ye gideceğiz diyorlarmış. Bak, bu konuda Çin'de bizim bir kere, ya bu yaz ben Çin'e gitmek için plan yaptım. Bireysel vizeler hala sorunlu olduğu için gidemedim. Öğrenci gönderdik oraya biliyorsun. Ama onlar eğitim vizesi bilmem ne falan. Ya şimdi bizim Çin'de hala bu problemi yaşıyor olmamız bir problem. Bunu halledilmesi lazım. Kaldı ki şu anda biz Çin'le Amerika ile olduğundan, Avrupa ile olduğundan daha iyiyiz ilişkiler açısından bence. Niye? Çünkü ortada bir şey yok. Hani güvenlik noktasında büyük bir problem. Tam Uygur meselesi diyorlar ya da ne bileyim işte Orta Doğu'daki bazı Çin'den de giden işte gruplar var diyorlar. Türkiye onlara göre işte bazılarının verdiği yanlış bilgiler hasebiyle Çin'e gelmesi muhtemel. İşte teröristler noktasında geçiş güzergahı gibi falan çarpıtmalar var. Onların hepsi bir kenara ama baktığın zaman yani Çin'le bizim her şeyden önce kültür, turizm açısından çok daha büyük bir eşgüdüm yakalamamız lazım. Anahtar kelime bu. Yani tam bir ortaklık. Ya benim gördüğüm potansiyeli kullanamıyoruz. Bak dikkat et, aynısı Hindistan'da da var Tağdağlı. Yani orayla da yapamıyoruz. Ticarette zaten yani istenilen hedeflenen hacme ulaşılamıyor. Bunu Berat Albayrak çok dillendiriyor zaten. Hindistan ve Çin diyor bizim maalesef yani böyle bakir bıraktığımız yerler olarak karşımızda duruyor diyor. Yani bizim bunun üstüne gitmemiz lazım. Ben hep söylüyorum yani Çin'le bizim eğitim konusunda, kültürel konuda, ticaret konusunda, sanat konusunda çok güzel işbirliklerimiz olabilir. Yani sinemasından tut da işte ne bileyim ticari anlaşmalarına kadar, kültüründen tut da işte farklı alanlara kadar, güvenlik stratejilerine kadar her noktada çok güzel işbirlikleri yapılıyor. Peki bu Çinli turistlerin Türkiye'yi tercih ediyor olması Amerika'ya bir mesajdır. Türkiye ile Çin ilişkileri açısından hele ki ekonomik düzeyde bir avantajdır.
Bunların dışında ne gibi mesajları vardır hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere bir hemen burada turizmciler zaten turizmciler de şu anda büyük olasılıkla çalışıyorlar bu işleri ama turizmcilere bir hatırlatmak lazım. Şimdi Çinli turistler tabii öyle çok fazla deniz güneş turisti değildir. yani bunlar daha çok kültür turizmi için gelirler ve işte hani kabaca bunların destinasyonları ne bileyim işte hani Kapadokya'dan başlayın işte belki Karadeniz'i falan da içine alacak bir alandır. Yani hani gidelim de işte böyle bir hani işte bir hafta işte yan gelip yatalım, akşamları vur patlasın çalınız. Böyle o turisti değil diyorsunuz. Hayır değil, değil. Dolayısıyla onlara uygun gerçekten bir takım paketlerin çıkması lazım ki yani bizim turizmcilerimiz de artık bunun farkındalar. Hani o yönde de elbette çalışıyorlar. Fakat tabii şöyle. Şimdi diğer turist kolay turist tabi. Yani biliyorsun çünkü yani gelecek işte işte 2-3 çocuğunu da alacak. İşte otelden içeriye girecek. İşte giriş saati belli. Çıkış saati zaten bir hafta sonra çıkacak. O bir hafta da hayatta çıkmaz. Yani Allah korusun başına bir şey gelmediği sürece. Bir hafta sonra da çıkacak. Şimdi bu dünyanın en kolay turistidir bu. Yani bir de unutmayın ne olur. İşte sattığınız ana üründe deniz güneş. Yani tabii ki her şeyin sahibi Allah, bir itirazım yok ama onlar hiç sizin değil. Hani deniz güneşse işte çıkıyor sabah, işte akşama kadar, işte batana kadar orada. İşte kum da zaten orada, denizde çekilmediği sürece. Bizde Medcezir de yok, işte denizde yerinde. Dolayısıyla bunlar gerçekten kolay turistlerdir. O yüzden ucuza satabilirsiniz bunları ki zaten öyle yapıyoruz. Ucuza da satıyoruz. Ha elbette otelde çok iyi hizmetler veriyoruz. İşte yemeksi, şusu, busu bunlara hiçbir itirazım yok. Ama neticede daha kolay turistler. Şimdi bu, Çinli turistler daha zor turisttir. Dolayısıyla hani bizim bir şekilde bunlar için de turizme bakışımızı, anlayışımızı vesairemizi de böyle bir yeniden şekillendirmemiz lazım. Şimdi niye bunu söylüyorum? Bakın 2020 yılında 400 milyon Çinli seyahat edecek. Tahmin o. 400 milyon Çinli seyahat edecek. Şimdi dünyada bir sürü adam şu anda kara kara 400 milyon Çinli'yi nasıl taşıyacağız onu düşünüyor. Yani kaç uçak lazım? O uçağa kaç pilot lazım? O uçakları havaalanlarına nasıl indireceğiz? Kaç hostes lazım? Nasıl indireceğiz, nasıl kaldıracağız? Emin olun. Yani şu anda bu 400 milyon insan nasıl taşınacak? Yani aslında Çinli mal ürettiği zaman oraya bir hücum. Çinli mal alacağı zaman oraya bir odaklanma. Çinli uçağa bindiği zaman oraya odaklanma. Çinli bir yerden bir yere gittiği zaman öyle. Bir odaklanma var yani. Bakın bir Çinli var hocam. Bu ne demek? Onu da söyleyeceğim. Şimdi bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bir Amerika, ya Amerika'dan da daha fazla hatta. Yani Amerika'dan daha fazla insan. Yani Amerika boşalıyor. 5 Türkiye. Evet. Ve tekrar doluyor. Yani gidecekler mi tekrar geri dönüyor. 400 milyon gittiği yere yerleşmeyecek. 5 yani. Türkiye diyor hocam. Bir de geri dönüyor. 5 Türkiye yerleşiyor değil mi? 80 milyonuz. Yani 5 Türkiye gidecek, seyahat edecek ve geri gelecek. Şimdi biz bu pazardan... yani %5 kapsak ya çok dehşet bir rakam. %5 kapsak 20 milyon turist kapıyoruz demektir. Tabii ya bu inanılmaz bir pazar var burada. Ama dediğim gibi yani gerçekten bize turizmcilerimize tabii devlete burada çok gerçekten Turizm Bakanlığı burada çok iş düşüyor. Yani bu Kültür Bakanlığı birleştirilmesi falan da bence iyi oldu. Yani o bence çok önemli. Bu turizm açısından çok önemli. Hani Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı bir arada İşte bu coğrafyadan gelecek turistlere yönelik yeni bir anlayışı eğer kurgulayabilirlerse, bunu iyi paketleyebilirlerse ve bunu markalayabilirlerse emin olun biz buradan inanılmaz bir şey elde ederiz. Ekmek yeriz diyorsunuz. Tabii yeriz. Yani 400 milyon Çinli'den ekmek yiyemezsek zaten dükkanı kapatalım. Çünkü o çok açık söylüyorum. Yani. 2020'de seyahat edecek 400 milyon Çinli'den ekmek yiyemiyorsak zaten bir şey satmıyoruz demektir onun. 2019'da seyahat etmeyecek mi hocam? 2019'da da ediyorlar. Orada da 300 seyahat. Şöyle hemen şunu söyleyelim. Neredeyse eksponansiyel bir yükseliş var bu seyahat meselesi. Tam o demin dediğin yere geleceğim. Çok uzatmayayım. Zenginleşiyor. Refahın. Tedrici. Aynen. Oluşturulan, şimdiye kadar oluşturulan refahın şu anda biraz gerçekten işte halka da yayılması süreci var. Yani bunu altyapı yatırımlarıyla da işte yapıyorlar, işte bir şey gelir artışıyla vesaire fiyat gelirler politikasıyla yapıyorlar ama şimdi refah da yayılıyor. Dolayısıyla bu insanlar da tamam biz de çıkacağız artık gezeceğiz diyen türden insanlar en önemli, en çok tekrar söylüyorum en çok aradıkları şey de gerçekten kültür. Yani şunu, onu görmeye şunu da ekleyelim hocam. Çinli'ye sorduğunuz zaman Türkiye dünyanın neresinde diye şimdi bizi bir türlü konumlandıramazlar ya Orta Doğu mu, Avrupa mı falan. Çinli Avrupa der. Bak ben çok Çinli ile konuştum. Çin uzmanlarıyla da konuşuyoruz.
Öğrencilerimiz de sürekli geliyor gidiyor. Türkiye Çin için Avrupa'dır. Çünkü bir işte Irak'la kıyaslar, bir Suriye'yle, bir Arabistan'la baktığın zaman işte komşusu olan yerlerle İran'la kıyaslar, değil mi? Hemen işte komşumuzun komşusu olan Pakistan'la kıyaslar. Der ki Türkiye Avrupa'dır benim kafamda diye bakar. Şimdi bu noktada hakikaten Türkiye'nin çok sağlam bir potansiyeli var. Çok iyi bir Çin pazarı var. Çin turizmi var. Bunu ortaya koyalım. Ama pazar da pazarlamayla ilişkili. Yani burada bence de bakanlığa çok iş düşüyor. Çünkü ben hep söylüyorum, kalkınma dediğiniz şey akademiya, yani bilgi merkezleri, kamu ve özel sektör eliyle olur. Yani kamu burada bürokrasi noktasında, görüşmeler noktasında, devletler arası görüşmeler ya da şirketlerin birbiriyle görüşmesi sağlama noktasında bir ortak mecra sağlar. Bir şey diyeceğim mesela, niye şimdiye kadar Çince bir tanıtım videomuz yok? Mesela yani. Mesela çok güzel İstanbul. Mesela Turizm Bakanlığı Çince şeyi var mı? Merak ediyorum ben. Yani o kadar bilmiyorum ama bir bu hani hazırladığımız bu Türkiye'ye yani bu İstanbul'u çok güzel anlatan bir şeylerimiz var ya, çekimlerimiz mesela. Mesela bence bunun bir tane doğrudan Çinlilere hitap edecek bir şeyini yapılıp. Genel anlamda yapılmış olanı vardır mutlaka da. Birçok dile çevrilmiş olanı. İlla ki vardır ama burada 400 milyon potansiyelden bahsediyorsak turist olarak. Yani bir hazırlık lazım. Hazırlanmazsa söyleyeyim, gelmez. Benim bildiğim kadarıyla Çin'den sorumlu bir cumhurbaşkanı danışmanı yok. Olması lazım diyorsun. Olması lazım. Hindistan'dan sorumlu bizim bir şeyimizin olması lazım. Nasıl ki Amerika'nın Avrasya'dan sorumlu bakan yardımcısı. Tabii Avrasya'dan. Suriye özel temsicisi. Tabii. Ya adam şey, hatta DAEŞ'le mücadele temsilcisi. Ya bak biz gibi. Orduyu mesela ne yapıyoruz? Deniz, işte hava şey diyoruz. Onun içinde de kendine göre bölgeleri ayırıyoruz değil mi? Amerika ordusunu dünya kıtaları üzerinden, ülkeleri arasından ayırıyor. Mesela hava kuvvetleri diyor. Hava kuvvetlerinde işte Afrika'dan sorumlu komutan diyor. Tamam. Adam böyle kuruyor. Yani bu tabii ki biz emperyal bir gözlükle bakalım diye söylemiyorum ama yani bu kadar büyüyen bir yeni Türkiye'de varsa bunun olması lazım. Olması bu konuyu Cumhurbaşkanımız çok önemsiyor. Özellikle bu konuda şey de yapıyor, destek de veriyor. İşte bizim kendi yaptığımız proje bununla ilgili. Yani Çin, Rusya, Hindistan diye başladık. Üstüne Orta Doğu ekledik. Yani Çince öğrenilmesi, Türkiye'de Çin uzmanlarının olması, Çin'e gidip gelmesi, insanların orada master yapması, doktora yapması dehşet önemli bir şey yani. Son bir şey söyleyeyim, çok laf aldım ama hani Cumhurbaşkanımız uyardı ya bu telefon meselesinde. Şimdi bunun şöyle bir sonucu olabilir mesela. İşte o diğer saydığım markalar mesela diyebilirler ki aa tamam ne güzel oraya bir tepki oldu. İşte biz de elimizdeki bütün çürük televizyonları satalım. Nasıl olsa tepkiyle götüreceğiz. Şimdi bu doğru bir davranış mı? Değil değil mi? Yani tam tersine bize çok iyi bir fırsat çıktı. Bize televizyonumuzun ne kadar telefonumuzun ne kadar iyi olduğunu gösterebilirsek bir daha belki bu müşterileri hiç kaybetmemek üzere kendimizi tutabiliriz diye diyor. Evet. Asıl doğru olanı bu. Şimdi bu da onun gibi. Ha, adamlar şimdi Amerika'ya kızlar, oh bize geliyorlar, ne güzel geliyorlar deyip yatarsanız işte Amerika'yla araları düzeldiğinde de bir bakarsınız ki yok Çinliler. Evet. Yani bu iyi bir fırsat. Tam demin söylediğim gibi, bunu değerlendirmemiz lazım. Yani her gideninde ya ne biçim bir ülkeymiş diyeceği bir şey yaratabilirsek mesela bu Ekim ayında emin olun inan eksponansiyel büyür. Yani öyle hani lineerde işte iki katı üç katı falan değil yani. Bir anda turizm patlaması olur. Olur. Çok açık çünkü ortada yani. Hani o klasik laflar var ya, turizm patlaması. Tabii. O gerçek anlamda olur diyorsunuz. Şimdi Selman Öğüt, Başkan Erdoğan, Fazıl Say'ın annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve Fazıl Say'ı aradı, taziyelerini iletti. Fazıl Say da bunun bu görüşmenin detaylarını birkaç cümleyle özetledi ve gerçekten dedi çok samimi bir görüşmeydi. Sahiplenici dedi. Cumhurbaşkanı bunu sahiplendi dedi. Yani şimdi öncelikle Fazıl Say'ın o cümleleri ne anlama geliyor? Yani Başkan Erdoğan onu taziye için aradığında Fazıl Say farklı bir şey hissetmiş. Yani çok ciddi anlamda bir samimiyeti o telefon hattından ve ses tonundan anlamış. Ne anlamış acaba? Ya bana yani sahiplenici derken. Bana şöyle geliyor. Maalesef bu Malcolm X'in söylediği şey çoğu insan üzerinde geçerli bir kural. Eğer doğru düzgün incelemezseniz, araştırmazsanız medya sizi, tabii bir takım medya diyelim, kötü insanları, zalim insanları sevmenize ve iyi insanlardan da nefret etmenize sebebiyet verir diye söylüyor ya Malcolm X. Yani Tayyip Erdoğan kadar kelimenin tam anlamıyla duygusal, romantik, insani yanı sonuna kadar gelişmiş. Yani
İşte o hatırlarsanız seçim zamanında bir yavrucağın ayağı kısıldı. Evet. Demir parmaklıklara. Bizim Mehmet İpşirli hocamızın da selam olsun buradan. Onun da torunudur. Ben İyileşti de hocayı inşallah aradım. Çocukta. Konuştuk burada hatta evet. Stüdyodaydık. Yani sırf onun için hastaneye gidip özel olarak ilgilendi ki. Balkon konuşmasını saatlerce kazandı. O dakikalarda hocam ya, polisiye ben hocayla da konuştum, diyor ki Cumhurbaşkanımızın orada özel ihtimamı gözetimi olmasa çok zorlu bir ameliyattı evet. diyor. Yani belki şey olabilirdi diyor, hani tabii. Özellikle sağlık konularında. Tabii çok ya şimdi. Çok hassas. Allah aşkına bir insanın annesi vefat etmiş. Ya bu insanın bundan daha üzünlü kaç tane vakti olabilir zaten? Anne ya, yani daha ötesi var mı? Ana gibi yer Bağdat gibi diyar olmaz derler. Şimdi biri de bunu aramış. Bak siyaseti falan bir kenara bırakalım. Ya insaniyet açısından. Ya o sosyal medyadaki yorumlara bakıyorsunuz. Ya insan utanıyor ya. Bu insanlarla aynı havayı soluduğuna utanıyor hakikaten. Kuru düşmanlık. Yani bu kadar tam dediğin gibi yani kör gözüne parmağın bir düşmanlık var ortada. Neymiş? İyi hadi bakalım bundan sonra AK Parti'nin şarkılarını da yaparsın. Belediye konserlerinde. Ya Fazıl Say, arkadaşlar Fazıl Say AK Parti'ye üye olmadı. Fazıl Say. Fazıl Say AK Partili falan olmaz da. Fazıl Say AK Parti'nin seçim yani. Müziklerini de yapmaz da. Yapmaz. Yapsa da kime ne? Kime ne? Ama, o da ayrı mesele. Ama ya bu nasıl bir düşmanlık ya? Bu tam anlamıyla. Irkçılık bu. Bu bana öyle geliyor yani. Bu ırkçılık. Irkçılık illaki. O tamam, siyahi tamam. rengi yüzünden aşağılamak değil. Bir şey koydu canım Muharrem İnce söyledi bunun ne olduğunu. Ne şizofren mi dedi? O adam söyledi ama işte. Ama hocam bu ırkçılık lafı önemli. Niye biliyor musunuz? Irkçılık. Niye bu insanlara belirli bir kesime beyaz Türk denildi? Ben de bununla ilgili sosyal medyada hashtag açtım. Namussuz beyaz mahalle dedim bunlara. Niye? Çünkü ya bunların yaptığı şey Güney Afrika'daki apartheid rejiminin yaptığından hiçbir farkı yok. Tam orada bir siyah beyaz ayrımı vardı. Eyvallah kabul ediyorum ama burada da İşte böyle belirli bir kısmı ötekileştiren o halk vatandaş ayrımı var ya, işte halk plaja hücum edince vatandaş denize giremedi muhabbeti, tam onun üzerinden bir ayrım kuruyorlar. Ve diyorlar ki sen Tayyip Erdoğan'ı en ufak şekilde desteklersen ya da onunla en ufak şekilde bir iletişim kurarsan, AK Parti ile en ufak şekilde bir tabiri caizse flörtün olursa bittin. Bununla ilgili linç edilen sadece Fazıl Say mı? Hülya Koçyiğit linç edilmedi mi? Ne bileyim Yavuz Bingöl linç edilmedi mi? Yani sadece özgür iradelerini, hür en son mesela geçen hafta Derya Köroğlu'ydu değil mi? Ya tabii bunun listesini gerçi, yapmışlar. Görmüşsündür belki böyle 20 kişi, 30 demek kişi demek ki adamcağız ne korktuysa yani. Yalan söyleme pahası. Tabii Derya Köroğlu çok doğru söyledin. Yani ben bir an idrak edemedim Derya Köroğlu deyince. Yani rezalet bir şey. Söylediklerini inkar etti sonra sabah çıktı da. Şeyleri, çıktı. Konuşmaları ortaya koydu. Yani ses kayıtlarını ortaya koydu. Yani Derya Köroğlu'na ben açıkçası yakıştıramadım. Sen ama, ya hem ama, o kadar tabii, doğru düzgün bir röportaj verip niye geri adım atıyorsun ama, sen, ama o mahalle baskısından dolayı. Şimdi Selman öyle de bakın demek ki öyle bir baskı geliyor ki üzerine açığa çıkacağını bile bile yani işte kayıtlar ortada. Adını gibi, bile inkar eder hale getiriyor. Aha, yani adamı, böyle bir şey olabilir. Neredeyse adını inkar edecek hale getiriyor. Bir bu, de Sabah gazetesi hocam bunu beklemiyor mu? Bekliyor tabii ki yani şunu biliyor ki bundan önce Derya Köroğlu'na yapılmış olan o kirli kumpas. Bu işte linç politikası Derya Köroğlu'na da uygulanacak. Sabah gazetesi ki deneyimli bir gazete tutup da buradan yani Derya Köroğlu söylemediği şeyleri çarpıtıp falan evet. Fox TV değil bu şey yapmaz herhalde. Şimdi burada bir ara verelim. 10 saniye bir şey tamam, söyleyeyim. Hocam. Orada da bir hemen yani şimdi bunu söyledik bu çok doğru ama dönüp bu tarafa da bir bakmamız lazım. Yani Fazıl Say cenazede. Cenaze namazına katıldı diye. Evet. Yazın, namaz kılıyor falan diyor. Yani Allah aşkına. Ya bu akıl alır. Ateist namaz kılar. Evet evet yani akıl alır gibi bir şey değil. Onların hepsini yani, ikinci bölümde çok değinelim. Biraz daha detaylı değinelim. Çünkü önemli bir mesele bu. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Hemen arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uluslararası gündem kaldığı yerden devam ediyor. Evet Selman Öğüt, Fazıl Say demiştik. Fazıl evet. Say'ın taziye telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Fazıl Say da o telefon görüşmesiyle ilgili duygularını anlattı diye Fazıl Say'a sosyal medyadan linç. Ya birincisi bu ülkede kamplaşma var diyenlerin aslında kamplaşmanın asıl sebebi olduğunu gösteren bir olay bu. Aslında kamplaşma falan yok. Birileri karşı tarafı ötekileştiriyor. İşte kimi ötekileştiriyor? Tayyip Erdoğan'ı ötekileştiriyor. Kendine yerli ve milli diyenleri ötekileştiriyor. Yerli ve milli olmaya çağıranları birilerini ötekileştiriyor. Ve
Tam işte Cemil Meriç'in dediği gibi bir ülke bu ülke yaşanmazdır diyenler aslında bu ülkeyi yaşanmazlaştıranlardır. Yani bu insanlar demiyorlar mı sürekli işte yaşanmıyor artık bu ülke gitmemiz lazım falan filan. Acaba neyi özlüyorlar o tüp gaz kuyruklarını mı bilmem ne yağ kuyruklarını mı özlüyorlar? Yani bu adamlar kamplaşmanın asıl nedeni ve bu ülkeyi de sürekli yok işte bu ülkede yaşanmaz bu ülke şöyle oldu diktatör oldu bu oldu falan filan diyerekten aslında hep bir kara propagandayla insanların sinirini bozuyorlar. Fazlasıyla görüş olarak zaten bu zamana kadar Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin karşısında durmuştur. Bunu da göstermiştir, söylemiştir. Hatta bununla ilgili zaman zaman belirli tartışmaları da girmiştir. Ama sonuçta sanatçıdır. Türkiye'nin yetiştirdiği bir sanatçıdır. Bir değerdir. Bir değerdir. Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin başkanı olarak değil, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak. Bunu da birkaçı böyle çarpıtmaya çalıştı. Ya bu metinlerde var yani anayasal metin olarak geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, başkanı olarak dedi ki benim ne olursa olsun muhalif de olsa bana vatan millet düşmanı olmadıktan sonra, hain olmadıktan sonra yani bunun vatan millet düşmanı sağcı solcusu olmaz. Yani baktığınız zaman FETÖ'cüler yok biz sağcıyız falan diye geziyorlardı. Can Dündar da solcuyuz diye geçiyor, geziyor. Hangisi farklı? Hiçbir farkı yok. Fazlasıyla muhalif de olsa dedi Tayyip Erdoğan, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak böyle bir değeri aramalıyım. Ve bu bir âli cenaplıktır. Yani bakın burada takdir edilmesi gereken bir duruş var, tutum var Tayyip Erdoğan tarafından sergilenen. Ya çoğu insan bunu bir tabiri caizse izzeti nefis meselesi yapıp, yani ne gerek var canım, niye arayayım ki ben koskoca. Yani şimdi Tayyip Erdoğan yerinde olduğunuzu düşünsenize, 16 senedir girdiğiniz her seçimi kazanmışsınız. Ve size her seferinde katakulliyle, belden aşağı vurarak, böyle kumpaslar kurarak, uluslararası, ulus içi, her şekilde sizi devirmeye çalışan bir klik var karşınızda. Ve buna rağmen siz her daim affetmeyi, her daim, tabii dediğim gibi o kırmızı çizgi vatan millet, yani hıyanet etmedikten sonra, hainlik yapmadıktan sonra affetmeyi, olabildiğince dosyayı uzatmayı politik olarak benimsiyorsunuz. Ya burada bir insan böyle bir şey yaptığı zaman bunu takdir mi etmek lazım? Yoksa görüyor musun işte bak gene popülizm yaptı falan. Ya şimdi Allah aşkına Tayyip Erdoğan Fazlasıyla aramasa ne eksilir? Ne eksilir yani bak salt pragmatist açıdan bakıyorum. Hiçbir şey eksilmez onun başarısından. Ama Tayyip Erdoğan her şeyden önce duygusal bir insan. Romantik bir insan. Tayyip Erdoğan işte çocuklarla ayrı muhabbeti olan, yaşlara ayrı muhabbeti olan, özürlerle ilgili ayrı programlar takip eden bir insan. E şimdi aramadığı zaman kendi kişiliğinden, şahsiyetinden ödün vereceğini düşündü bence ve mükemmel bir iş yaptı. Ama bunun karşısında işte böyle bir koro. Göksel Hoca'nın dediği de çok doğru. Fazlasıyla işte ateist değil miydi? Namaza niye gitti? Sana ne ya? Ya adam namaza gitmiş ona bakmıyorsun da yani ya öküz altında annesi, niye buzağı arıyoruz yani ya? Yani annesi ölmüş. Annesinin cenazesini kaldırıyor adam. Yani daha ne istiyorsun? Bu, ya gerçekten bu kan donduran bir şey bu. Yani. Ama bence Cumhurbaşkanımızın telefonu biraz buna da cevaptı. Onu da unutmayalım. Bence de. Bence Cumhurbaşkanının telefonu çok anlamlıydı. Bakalım. Bence o buna da cevaptı. Yani ya çok çok açık bir şekilde şeye sahip çıkmış oldu Cumhurbaşkanı. Şimdi o lafı edenlerin hepsi şu anda açığa düşmüş vaziyette. Kesinlikle offside'a düştüler. Hiçbir kutsalların olmadığını kesinlikle. Da. Bir kez daha ispat etmiş oldular. İçinde bu artık böyle bir şey oldu yani. Ama evet. Şimdi ya son cümle olarak şunu söyleyeyim. Yani düşünün ki bir ülkede sürekli diktatör olarak aşağılanmaya çalışılan, sürekli kara propaganda yapılan bir lider var. Bu lider 16 senedir her girdiği seçimi kazanmış. Onun öncesinde de zaten belediye başkanlığı var. Baktığınız zaman 20 seneyi yakalayan bir süreç. Bir de bununla beraber dünyada da bayağı artan bir ilgi sevgi var yani Tayyip Erdoğan'a sürekli. Yani hem merak edenler hem de gitgide artan. Çünkü Filistin konu söz konusu oluyor. Çıkıyor One Minute diyor. Ne bileyim Kudüs'le ilgili olay olduğunda Birleşmiş Milletler de hemen topluyor. 128 üyeyi arkasına alabiliyor. Mısır'da darbe oluyor. Siz diyor haksızlık yapıyorsunuz. Siz ahlaksızlık yapıyorsunuz diyor. Başka yerde darbe olduğu zaman müdahale ediyorsunuz. Bu demokrasiye, uluslararası hukuka aykırıdır diyorsunuz ama Mısır'da yapmıyorsunuz diyor. Suriye'deki durumu sonuna kadar eleştiriyor. Arakan söz konusu olduğu zaman gene Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'ın çabasıyla oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde taşınma süreci başlatılacak olursa.
Ve böyle bir insan için diktatör falan filan. Yani şimdi bu aslında ne kadar komik, ne kadar gülünç durumda olduklarını gösteren bir şey. Böyle devam ederlerse zaten siyaseti hiç başarılı olamayacaklar. Evet, gelelim şimdi Suriye gündemine. Şimdi Cuma günü Tahran'da bir zirve yapılacak. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya gelecekler. Şimdi o zirve öncesi, daha doğrusu zirvede ne konuşulacak? İdlib operasyonu. Şimdi İdlib'de 3 milyon sivil, en azından 3 milyon sivil var. 10 bin civarında da El-Kaide uzantılı teröristler var. Bu teröristlerin nerelerinde, yani İdlib'in nerelerinde oldukları, hangi gruplarla iç içe oldukları, nerelere sızdıkları tam olarak bilinmiyor. O yüzden Esed rejimi ve İran, biz buraya operasyon yapalım, İdlib'e teröristleri temizleyelim diyorlar. Eyvallah, tabii ki teröristleri temizlemek herkesin görevi olmalı. Terörle mücadele herkesin görevi olmalı. Hiç kimsenin teröristi, onun teröristi, bunun teröristi, o bizim teröristimiz, o sizin teröristimiz diyemeyiz. Daha önceki bize yaptıkları gibi. O yüzden terörle mücadele olmalı İdlib'de de. Ama eğer hoyratça bir şekilde İdlib'e terörle mücadele dedi diye dalıp taş üstünde taş bırakmayacak şekilde bir sivil kayıpları operasyon olursa hakikaten de taş üstünde taş kalmaz İdlib'de. Çünkü İdlib şu an Suriyeli sivillerin Aziz, Cerablus, Elbap, Afrin dışında günlük hayata devam ettikleri, yani yerleşik hayata devam ettikleri, sistemin kurulu olduğu, işte insanların sabah evlerinden kalkıp işlerine gittikleri, alışveriş yapabildikleri güvenli bir yer. Suriyeli muhalifler için açısından söylüyorum. O yüzden buraya yönelik bir hoyratçı operasyon orada katliamı beraberinde getirir bir. İkincisi mülteci akınını beraberinde getirir. Sınır güvenliği Türkiye açısından da ciddi anlamda krize yol açabilir. Bu tür tehlikeleri var. O yüzden Suriye'de, İdlib'de, İdlib'in kriz diyoruz, İdlib krizi diyoruz. Çözüm için ne yapılmalı? Birincisi, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta Times gazetesine bir röportaj verdi. Dedi ki, en başta Amerikan istihbaratı olmak üzere diğer bütün ülkelerin istihbaratları istihbarat paylaşımı yapmak zorunda. İdlib krizinin çözümü için. Çünkü dedi, Amerikan ajanları da sahada, diğer ülkelerin istihbarat ajanları da sahadalar. Ve bunların birçoğu İdlib'de, kimin eli kimin cebinde diyoruz ya, tam öyle bir yer aslında İdlib. Maalesef. Ama bu ülkelerin istihbaratlarını hepsini topladığın zaman, bütün istihbarat paylaşımlarını bir araya getirdiğin zaman, kimin eli kimin cebinde, o zaman ortaya çıkabiliyor. Bu ihtimal yüksek. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu buna dikkat çekti. İstihbarat paylaşımı yapılırsa, oradaki teröristlerin ayıklanması süreci daha doğru bir şekilde ilerler. Ve o zaman ne olur? Sadece İdlib'de terör örgütünün, yani El Nusra, El-Kaide uzantılı, Heyet Tahrir Şam denen, Türkiye'nin de terör örgütü listesine aldığı o grubun üyeleri ayıklanır. %70 de onlardan %60'ı evet onların kontrolünde deniliyor. Bu Türkiye'nin önerisi. Olması gereken de bu. Avrupa'da bunu destekliyor. Amerika'da olası bir saldırıda facia olur, felaket olur diyor. Eğer Amerika samimi ise istihbarat paylaşımı yapmak zorunda. Tabii. Eğer Amerika samimi ise Suriye'de kışkırtıcı hareketlerden vazgeçmek zorunda. Çünkü bilemeyiz, El-Kaide'yi belki destekliyorlar arkadan. Tabii. El-Kaide'ye yaptıracakları bir kimyasal saldırı, El-Kaide'ye yaptıracakları bir herhangi bir Rusya'ya yönelik, Rus üslerine yönelik bir saldırı orada katliamı tetikleyebilir. Böyle tehlikeler var. O yüzden samimi olarak kim, biz İdlib'de olası felakete karşıyız, o yüzden bu operasyon çok dikkatli olmalı diyorsa üzerine düşeni yapmalı. Bunun da yolu ilk önce istihbarat paylaşımından geçiyor ve terör örgütlerinin diğer sızdıkları muhalif grupların aralarından ayrıştırılması gerekiyor. Bu tabii ki zor bir süreç, karmaşık bir süreç. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasimi bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki Cuma günü zirve yapılacak ama tek bir toplantıda bu iş çözülmeyebilir. Çünkü bizim için İdlib çok önemli dedi. İran öyle diyor. Yani bu gösteriyor ki İran için Suriye, İdlib meselesi çok kararlılar. İdlib'den El-Kaide'cileri çıkartacaklar. Ama iş El-Kaide'cileri çıkarmakla sınırlı kalsın. Diğer Suriyeli muhalifleri, bizim desteklediğimiz muhalifler var. Özgür Suriye Ordusu var İdlib'de. Ya da Astana süreçlerinde Rusya ile Soçi'ye götürdüğümüz ılımlı muhalifler var. Yine İdlib'de. Onlara yönelik saldırılar olmasın. Eğer onlara yönelik saldırılar da olursa zaten o zaman o sivil katliamları da öne açılmış olacak. Bu nedenle bıçak sırtı bir durum var.
İran'ın bu konudaki duruşu, ben biraz anlatmaya çalıştım ama Bilkan, sen tabii İran'da da kalıyorsun. Evet. Daha da geçen haftaya kadar aynen, İran'daydın. Aynen, bizim geldik. Evet, o yüzden İran'ın Suriye'deki yaklaşımını, özellikle de bu İdlib operasyonuna yaklaşımı, gerçekten de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasimi'nin söylediği gibi karmaşık bir durum. Tek başına ve toplantıda çözülemez. Biz Esed rejimiyle burada ciddi bir operasyona hazırız ve bu operasyonun içerisindeyiz noktasında mıdır? İran burada nasıl durdurulabilir? Bunun yöntemleri var mı? Bu konuşuluyor mu? İlk önce şuna bakmamız lazım. Daha doğrusu lazım. Yani İran nasıl durdurulur demeyeyim de, yani İran'ın agresif olmasının nasıl önüne geçilir? Çünkü 2016'da hep İdlib Halep olmasını diyoruz ya, 2016'da Halep'i katliamdan kurtaran güç Türkiye ve Rusya'ydı. Halep'i ateşe atmaya kalkan taraf da İranlılardı. İranlılar orada ateş açtılar. Sivillerin araçlarını vesaire taradılar. 2016 Aralık ayında böyle bir süreç olmuştu. Sonrasında işte Rusya tekrar devreye girdi ve İran'ı o agresif politikalarından biraz frene basmasını sağlamıştı. Bu süreçte ne olur? İlk önce şunu bilmemiz lazım. İran'a karşı çok ön yargılıyız. Ben Twitter'da, Instagram'da, işte Facebook'ta ve arkadaşlarım yani bana soruyor, İran nasıl, şöyle mi, böyle mi? Çok yani ön yargılı davranıyoruz. İlk önce şunu bilmemiz lazım. Sürekli deniliyor Amerika ve İran Suriye'de danışıklığı dövüş içerisinde. Amerika'nın amacı İdlib operasyonunda görüldüğü gibi yani Selefi grupları, işte El-Kaide, Tahrir falan diğerlerini temizlemeye çalışmak. İran'ın amacı da bunları temizlemeye çalışmak. Çünkü İran Şii bir ideoloji devleti ve bunu kararlılıkla da sürdürüyor. Bu iki amaç birbirine uyuyor. İkincisi de şu, Amerika Selefilerin üzerine İran'ı salmak istiyor ve aradan çekilmek istiyor. Amaç Sünni Şii, yani İslam dünyasını bölmek ve bununla gördüğümüz gibi iyi bir başarıyor. İkincisi de İran rejimi Esed ailesine yakınlığı, yani Esed'in babasından başlıyor ve çok şiddetli bir şekilde devam ediyor ve hatta yani artık İranlı insanlar bıkmış durumda. Ben taksiye bindiğim zaman direkt adamlar başlıyor. Ya işte biz Suriye'ye yardım ediyoruz, Lübnan'a yardım ediyoruz. Bizim halimize bak, Esed çok rahat yaşayabiliyor ama benim Kirmanşah'taki halkım işte su sorunu falan çekiyor. Halk bundan oldukça rahatsız. Diğeri de ambargo ile İran Suriye'de çok yalnızlaştı. Niye? Çünkü ambargonun bir baskınlığı var İran üzerine. Çünkü artık dolar bitti. Yani halkına dolar veremeyecek bir devleti düşünün. Düşünün işte Türkiye'de halk işte dolar alamıyor. Ne olurdu? Ekonomi durdu. Sıkıntılı bir süreç geçirirdik. İran'da çok bunu görmüyoruz ama insanlar yurt dışına çıkamıyor. Uçak biletlerini alamıyorlar. Diğeri de baktığımız zaman diğer olaylara genel olarak İran halkı yani şey, bizimle işimiz var Suriye'de. Aynen, yeter artık diyorlar. Yani istisnasız. Hatta ben şeyle Irak'ta, Lübnan'da, Yemen'de bir taksici tamam. Çocukla konuşmuştum. İşte muhabbet ediyordu. Çocuğun elinin şurasının kesik olduğunu gördüm. Yani çok şaşırdım. Çocuk benden 2 yaş büyük ve üstüne mühendislik okuyor, taksicilik yapıyor. Sordum işte hani sen elin nerede kaybettin? Dedi ki Suriye'de kaybettim ama bir iş uğruna kaybettim. Yani ben orada çok şaşırdım. O zaman niye gittim? Zorunlu olarak gittim. Ama gerçekten pişman oldum. İşlerimi yapamıyorum. Mühendis olacağım. Sonuçta mühendislikte bir şekilde el becerisi gerektiriyor ve bu çocuk iş arayacak. Ve çok az bir gazi maaşı veriyormuş. 200 bin tümen. Yaklaşık 150. Gönüllü mü gitmiş askeriyeye? Hocam zorunlu askeri görev. Zorunlu. Onlar da hiç seni. Zorunlu askeri görev. O da şansına o çıkmış. Normalde İran içinde çünkü. Onlar Suriye'de yani askerlik yapmak zorunda kalmış. Yani buna İran'da sıkıntılar bunlar. Aynen. Evet. Ama şimdi hepsine baktığımız zaman tabi, yani burada operasyonla İran'ın agresif olması çok düşük bir ihtimal. Elbette agresif davranmaya çalışacak ama yani bunu yapamayacak. Zorlayacak yapamayacak. Çünkü her yerden sıkıştırılmış durumda. Artık yani İran'ın hani dışarıyı bırakıp içine dönmesi lazım. Yani elbette tabii ki Selefi gruplarla çatışma bahane. Aslında orada amaç
ne kadar Sunni'yi öldürebilirsem o kadar iyi. Çünkü Beşar Esad'ın hem işine geliyor hem de İran'ın devrim ihracı yani Şiileştirme politikasının işine giriyor. Amaç Sunni'yi katletmek. İdlib'i Şiileştirmek. Aynen. Evet, ama İran'ın amacı bu. Bunu yaparken üstünde çok büyük baskı olacak. Birincisi iç baskı, ikincisi Amerika'nın baskısı, siyasi ekonomi. Üçüncüsü de kendi uluslararası ortamda başka ülkelerin baskısı. Yani Rusya var, Türkiye var, evet, Rusya Avrupa var. Artık yani Rusya'da İran'ı bırakmaya başladı. Çünkü Amerika onun üzerine ve artık İran pasifleşmeye başladı. Ve Hamenei de artık yani geçen 29 Ağustos olması lazım hükümet görevlileriyle bir toplantıda şey dedi. Hani artık AB'nin peşini de bırakın. Yani bize fayda vermeyecek. Yani İran tamamen yalnızlaştı. İran şu an içine kapanık ve yalnız ve ciddi anlamda ekonomik kriz içerisinde. Evet. Ve bu da İran'ın İran dışındaki yayılmacı politikasını da olumsuz yönde etkileyecek diyorsun. Evet. Senelerdir orada belirli Şii maalesef yani Şii yayılmasını sağlayabilmek için terör örgütlerini besledi, katliamlar yaptı. Evet, Irak'ta Haçlı Şabi. Irak'ta demografik yapı değişti bu yüzden. Irak'ta Haçlı Şabiler, Yemen'de Husiler, Lübnan'da Hizbullahçılar, Suriye'de alayı neredeyse. Alayı hepsini destekliyor. Sağ ekstraları da var tabii. Birkan'ın dediği gibi. Fatih Türkaylıları var. Birkan'ın dediği gibi. Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Afganistan'dan getirdikleri, silahlandırdıkları. Tabii. Bu ister istemez İranlıyı belirli sorulara gark ediyor. Yani diyor ki İran'daki vatandaş ya ben niye bu kadar işte silah yardımı yapıyorum bu terör örgütlerin bu gruplara. Yani ben önce kendi içimdeki yapısal problemleri, reformları halledeyim ondan sonra şey yapayım. Ama şu dediği nokta da önemli Tağdağlı. Yani bu içerideki istihbari işbirliğini İdlib'de Amerika ile yapamayacağız. Bu 2-2 daha 4. Evet. Amerika bize günahını vermez yani orada. Bu bir. İkincisi İran'la bir yere kadar yapabiliriz. Asıl yapacağımız grup Rusya, istihbarat örgütleri. Rusya ile biz doğru düzgün orada demeliyiz ki bak kardeşim tamam senin şöyle bir amacın var. Şimdi orada herkesin bir, bir amacı var. Hükmettiği tabii, bir grup tabii, var. Bir grup var. Ve herkesin kendine ait bir mıntıkası şimdi, var. Şimdi Türkiye diyor ki dediğin gibi boş boşuna burada yani silah kullanmayın çünkü sivil katliam olur, göç dalgası olur. Benim sınırımda sonuçta burası 130 kilometre kadar olması lazım. Ve olabildiğince suhuletle halledelim. Rusya da diyor ki ya ben burada işte düşman, bana düşman olan grupları toparladım. Hepsini burada cem ettim. Burada hepsinin üstüne bir yağayım bombalarla. Onları katledeyim, öldüreyim. Ama arada işte işte bu collateral damage dedikleri böyle bir tali zarar falan olursa da onu da ne yapalım olur gibisinden şimdi yapıyor. En başta zor tabii bu İdlib operasyonunda en çok dikkat çeken güç İran. Şimdi Irak'ta bir görüntü var. Irak'ta bir DSF'miz var. O görüntüyü ekrana bir alalım. Orada bu değil. Basra kentinde, Irak'ta. Evet burası. Basra burası. Şaddül Arap. Şimdi orada Şiiler. Basra zaten yoğun Şii nüfusu. İran'ın sınırı. İran sınırı aynı zamanda. Şimdi bu insanlar isyan eden Şiiler Basra'da. Temmuz ayından beri yapılıyor bu gösteriler ve bu en son dün yapılan gösterinin görüntüleri. Polisler bunların üzerine ateş açıyor, gaz bombası falan atıyor, insanlar kaçışıyor. Irak'taki, Basra'daki Şiiler ayaktalar, sokaktalar, polisle çatışıyorlar. Niye? Hükümeti protesto ediyorlar. Niye hükümeti protesto ediyorlar? Artık yeter İran'la bu kadar politize olmayın diye. İran'ın etkisine artık Irak'tan def edin diye Basra'daki Şiiler gösteri yapıyor. Ve Temmuz ayından beri, iki aydır. Bu gösteriler oluyor, bu şiddet olayları oluyor. Bu hani Basra'da en uç nokta olarak yani tam böyle Şiilerin en önemli şehirlerinden bir tanesi. İran'a yakın, en yakın nokta. Onunla birlikte Bağdat'ta da oluyor bu gösteriler. Yine Şiilerin ayaklandığını görüyoruz. Örneğin geçen hafta Irak'ın başına bu İran belasını diyeyim saran figür olarak ön plandaki eski başbakan Nuri Maliki. Nuri Maliki'nin kuklasını bir caddeye koydular ve taşladılar. Dediler ki biz şeytan taşıyoruz. Taşlayan kim? Iraklı Şiiler. Şiiler gene. Yani Irak'taki Şiilerin, Muktedas Sadr'ın burada da payı var. Muktedas Sadr'da İran'ın Irak'taki bu kadar egemen olmasına, o kadar hakim güç olmasına tepki gösteren bir Şii. Şii lider Muktedas Sadr. Onun da zaten önderliğinde hep İbadi karşıtı, onun öncesinde Maliki karşıtı gösteriler. Hatta parlamentoyu basmaya varan gösteriler yapılmıştı. Tabii. Şimdi Muktedas Sadr son seçimin galibiydi. Hükümet hala kurulamadı İran. Ve ciddi anlamda ekonomik kriz var ve halk
bütün Irak'ta şu an yaşadıkları sıkıntıların sorumlusunu İran olarak gösteriyor. Ve İran'ın destekleyen işte Maliki'ydi, şu anki başbakanları İbadi'ydi, buraya hücum etmiş durumda. Ve hatta İbadi dedi ki artık bugün Irak Başbakanı, ben dedi İran için kendi halkımı riske atamam bu kadar fazla dedi. Yani İran'a bir stop dedi. Onunla birlikte evet. İbadi Haçlı Şabi'nin de komutasını ben aldım artık dedi. Evet. Çünkü Haçlı Şabi İran eliyle Irak ordusuna angaje edilmiş ve ücreti de maaşları da Irak parlamentosundan tarafından ödenmek üzere Irak ordusuna geçirilmiş bir silahlı şebekeydi Haçlı Şabi. İbadi şimdi orada Haçlı Şabi'nin de komutası benim dedi. Tabii İbadi'nin bu söylemleri şu an bu politik kaos sürecinde o süreçten çıkmak için tabii ki siyasi malzeme olarak bunları kullanıyor. İlerleyen süreçte ne yapar? İran'a bu seti çekebilir mi? Buna gücü yeter mi? Onları da ayrı bir soru işareti olarak karşımıza görüyoruz. Ama neticede Bilkan'ın da söylediği gibi İran halkı Suriye'de ne işimiz var, Yemen'de ne işimiz var, Lübnan'da, Irak'ta ne işimiz var, yeter artık biz kendi kendimize yetemiyoruz artık diğer diye isyan ediyor. Irak halkı İran'dan bıkmış durumda. İranlılar artık eline eteğini çeksin Irak'tan diyorlar. Suriye'de zaten yıllardır İdlib'de bugün bir oylama yapın. 3 milyon sivil diyoruz. 3 milyonun 3 milyonu da tamamı İran'ı istemez, aman gelmesin buraya derler. Suriye'deki durum da bu şekilde. Yemen'de de mesela bir video bir fotoğraf paylaşmışlar. 2-3 tane çocuk, yani büyük ihtimal ağır şekilde yaralanmışlar. Çünkü üzerleri bir muşambayla örtülüydü. Evet. Bir molla hesabı paylaşmış Twitter'dan. İşte yeter artık. Hani bunları görmek istemiyoruz. Yani Yemen'de Suudi Arabistan sivil katliam yaptı. Evet. Evet, Suudi Arabistan geçtiğimiz haftalarda 30 tane çocuğu yanlışlıkla bombaladı. Aynen. Yaptı. Suudi Arabistan bunun için evet. Birleşmiş Milletler tarafından rapor da edildi. Savaş suçu işlemiştir diye, ama tabii 3,5 yıldır devam eden savaşın, iç savaşın karşı tarafı İran. Hı. Ve İran destekli Husi militanlar. Husi. Onların da yaptığı az buz işler değil tabii ki Yemen'de sivil katliamlar noktasında. O da ayrı bir konu. Ama burada dikkat çekmemiz gereken unsur bölgemizde İran'ın bu agresif politikalarının ciddi oranda rahatsızlığa neden olduğu. Yani hani bizi, başkalarını falan değil, bizzat bu ülkelerin vatandaşlarını ve İran'ın kendi vatandaşlarının bu işten rahatsız olduğunu şimdi görüyoruz. Düşünsene, daha dağlı bir işte Hümeyni'nin, yanlış hatırlamıyorsam, torunu 6.000 dolarlık çanta takıyor diye dolar. Değil mi? Haber olmuştu. Şimdi İran halkı bunu sorguluyor. Adam diyor ki ya mollaların maaşına bakalım. Bunların işte yönetimdeki söz payına bakalım. Aynı zamanda kurulmuş olan o işte ne o şeyler, muhafızlar var ya, işte devrim muhafızların gücüne bakalım. Yani tam orduda bir belirli bir kesim bunlar, ama yani ordunun hepsine de söz geçiriyorlar. Bütün güvenlik bunlardan soruluyor. Bütün istihbarat bunların elinden geçiyor. Baktığın zaman adaleti sağlayamamış bir devrim var. Devrim, ama işte adı da İslam devrimi olarak konulmuş. Şimdi bu saldırgan politikanın altında maalesef içerideki karışıklık var. Yani dikkat edersen Amerika'da da aynısı var. Biraz bu böyle şeye gelecek belki, hani nasıl söyleyeyim, abartılı gelecek, ama işte geçen programlarda konuştuk. Amerika'nın 5'e bölünmesi falan konuşuluyor. Yani kendi içindeki ekonomik sıkıntılardan, eyaletlerin işte yeter artık ben böyle bir şey istemiyorum deyip de geriye çekilmesi söz konusu olabilir diye bir sürü senaryo dönüyor. Yani bugün bunlar çok uzak görülebilir, ama bir 10 sene sonra, 20 sene sonra önümüze de gelebilir. Demek ki bu gereksiz, aşırı agresif, şiddet yanlısı politikalar izleyen devletlerin kendi içinde büyük problemleri var demektir. Yani İran'da da bunu görüyoruz. Yarın bir gün sadece İran'daki değil, işte Irak'taki de yeter artık diye ortaya çıkabiliyor, senin söylediğin gibi. Şimdi Suriye'de Esed rejimine yönelik bir suçlama olmuştu. Esed rejimi bugüne kadar birçok kez kimyasal katliam yaptı. En çok da 2013 Ağustos ayında Guta katliamıdır bu. En şiddetlisi, binlerce çocuk orada çırpına çırpına can vermişti. Can verdi. Ve sonrasında Birleşmiş Milletler girdi. Obama bir kırmızı çizgi aşıldı dedi. Suriye'ye müdahale edeceğiz dedi.
Lavrov araya girdi. Esed'e bir soralım bakalım, belki envanteri teslim eder dedi. Esed'e sordular, ben hazırım envanterimi veriyorum dedi. Birleşmiş Milletler denetçileri geldi Suriye'ye. Esed'in gösterdiği adreslerden kimyasalları aldılar, götürdüler, imha ettiler. Suriye'deki kimyasal silahı bitirdiler. Sonra 2014'ten sonra bir baktık, Esed yine kimyasal saldırıyı yapıyor, devam ediyor. Ve son birkaç aya kadar da devam etti. Hatta Amerika 2017 Nisan, 2018 Nisan'daki Esed rejimine hedef alan o sözde saldırıları, sözde hava operasyonlarını da Esed rejiminin kimyasal silahlarında binaen yapmıştı. Yani Esed rejimi kimyasal silah kullandı, kullanmaya devam ediyor. Amerika'da dedi ki Esed rejimi İdlib'de yine kimyasal silah kullanabilir diye bir biraz çok, da kışkırtıcı olan. Çok sanki Amerika'nın evet, da öyle bir tabii şey. Tabii o ayrı bir şey. Çok, öyle bir iddiada bulunmuştu. Şimdi o suçlamaya, yani Esed rejimi kimyasal silah kullanıyor suçlamasına Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miktat Faysal, Faysal Miktat cevap vermiş. Bir izleyelim bakalım. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat ne diyor? O halde biraz bir diğer görüntü. فإنه لا يحق أخلاقياً لهذه الدول أن تدعي أن دولا أخرى قد استخدمتها. فنحن لا يمكن لنا أن نستخدم مثل هذا السلاح ضد شعبنا. ولماذا نستخدمه؟ الأسلحة العادية كافية. الأسلحة العادية كافية. فنحن لا يمكن لنا أن نستخدم مثل هذا السلاح ضد شعبنا. ولماذا نستخدمه؟ الأسلحة العادية. فإنه لا يحق أخلاقيا لهذه الدول أن تدعي أن دولا أخرى قد استخدمتها. فنحن لا يمكن لنا أن نستخدم مثل هذا السلاح ضد شعبنا. ولماذا نستخدمه؟ الأسلحة العادية كافية. الأسلحة العادية كافية. فنحن لا يمكن لنا أن نستخدم مثل هذا السلاح ضد شعبنا. ولماذا نستخدمه؟ Yani bir şey söyleyeyim mi? Tabii yani Allah günah yazmasın da yani bu insanlar yüzünden yani gökyüzünde meleklere yer kalmayacak. Yani bu çocuk katilleri yüzünden. Çok samimi söylüyorum bunu. Ya bu akıl alır gibi bir şey değil ya. Bu akıl alır gibi bir şey değil. Yani bize işte şunu söylüyor değil mi? Yani çocukları diyor öyle kimyasal silahla öldürmüyoruz. Zaten normal işte silahla öldürüyoruz. Kullanan siyah silahlar var yani diyor. Kendi halkımıza da diyor bir tabii, de hocam. Tabii. Yani. Kendi halkıma niye kimyasal silahla? Kendi halkı, tabii insan şey bekliyor değil mi? Şimdi kendi halkımızı niye öldürelim demesini yani. Bekliyor. Yok yani kendi halkımızı öldürürüz bir problem yok. Onun normal silahları kullanılıyor işte zaten diyor. Normal silahlar. Yani ne gerek var ki kimyasal silahlara? Evet. Yani bu yani gerçekten bu tüyler ürpertici bir şey. Bu değerlendirilecek bir şey bile değil. Yani hani bu adamın yüzü bence ekrana çıkartılacak bir yüz bile değil. Çıkartmamız lazım, deşifre etmemiz lazım falan. Çok katılıyorum ama yani şimdi gördüğünüz adam katil işte bu. Katil. Ya bir bildiği katil ya. Bunda artık cani. Şey yok. Cani. Hayır, aynen bir cani, cani. Yani sadece cani. Demin mesela bakın bu Haşiş abiyi söylediniz. Yani böyle silahlı bir şebeke değil yani Haşiş abi bir katiller çetesidir. Evet. Haşiş abi El-Kaide'nin ve DAEŞ'in Şii versiyonu. Şii, yani o, değil mi ya neler yaptıklarını tecavüz eden, insanları işkence eden. Ya bir öyle bir duruma geldik ki artık yani bazen gerçekten hani insan insanlığından utanıyor. Yani katile katil diyemeyecek duruma da geldik bazen. Katile diyecek sıfat arıyoruz değil mi hocam? Ya çok acayip bir şey yani. Ya gerçekten çok acayip bir şey. Ya bir şey diyemiyorum. Yani buna bir şey denmez yani, herhalde. Buna ne yani diyeceğim? Şimdi bu İsrail'den açıklama yapan bir kadın vardı. Likud Partisi'nden miydi? Yani birisi sordu dedi ki ya dedi niye dedi öldürüyorsunuz Filistinlileri? O dedi ki ya bu kadar insanı nasıl hapishaneye atalım? Hatırlıyoruz birkaç ay önce oldu evet. Bu açıklama. Yani şimdi aynısı. Yani nasıl? Bir rege zannedersin. Ya, olsa gerek. Yani nasıl ki? O Siyonist emeller için elinden gelen her şeyi yapıyorlarsa, çocukları da öldürüyorlarsa, Cumhurbaşkanımızın Davos zirvesinde yüzlerine vurduğu gibi siz kumsallarda çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz diye. Al hiçbir farkı yok. Yani bu ya, da diyor ki hani normal silahlar var diyor. Hani onlarla öldürüyor. Bir şey diyeceğim. Şimdi bunu alacaksın. İşte bu hani Esed'le masaya oturmalıyız vesaire diyenler var ya. Evet. Yani ya Allah aşkına böyle götür. Ama gerçi utanmazlar ama. Ya utanmaz. Yani götür yüzlerine vuracaksın. Tabii. Yani bunlarla masa, yani mesela şu anda bizim Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki git bu adamdan masa yok. Elikan, ya hocam geçen bir yayında kavga demeyelim de bayağı sert bir tartışmamızın sebebi, yani bugün siz
Esed'i işte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmaya çalışırsanız yarın bir gün aynı süreç Tayyip Erdoğan için zuhur edebilir. Bak şimdi mantığa bak. Ya bu şimdi Allah aşkına ya Türkiye'de hayat iyi olur. Kötü siyaseti bilen bir insanın kullanacağı bir söz mü bu ya? Dedim ki sen ne demek istiyorsun? Nereye gelmeye çalışıyorsun onu yani? Onu istiyordu ondan hocam. Ya onu istiyor demek ki yani. Onu istiyor yani. Sen nasıl olur da yani Esed'le Tayyip Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne aynı konuya getir. Yani şimdi ya bu muhalefetle ne yapabilirsin Tağdal? Ne diyebilirsin ki bu adama? Yani bu adama hiçbir şey diyemezsin. Kaldı bu ki adama, bunlar 2011 öncesi Esed'den tiksilen insanlardır. Tabii. Yani o da çok ilginç. Aynısı şey yani 17-25 Aralık olduktan sonra baktılar ki bir terör örgütüymüş FETÖ, yanında durmaya başladılar. Evet. Yani onun öncesini de biliyoruz. İran'dan nefret ederlerdi, İrancı oldular. İrancı oldular değil mi? O da çok ilginç. Hocam geçen de İsmail Saymaz bir şey paylaşmış. İşte İslamcılar bir kum fırtınası gördüğü zaman işte kimyasal Esed kimyasal gaz attı zannediyorlar. Mesela bu da tam bir fecaat yani. Yani sanki kullanmadı. Kadar, aynen. Sanki hiç böyle bir şey yapmadı gibi. Yazık yani hakikaten bu vicdanın kaybolduğunu gösteriyor uluslararası camiada. Sözcülük yapan da sadece Türkiye hocam. Ya bir de bir şey daha söyleyeyim. Biz tabii burada böyle bir sürü şey, bir sürü programda bir sürü şey konuşuluyor. Eminim işte Ankara'da bir masa kuruluyor ve işte stratejiler konuşuluyor. Öyle işte bir Ruslar stratejik, herkes bir şey konuşuyor. Fakat yani öyle bir acayip bir pozisyondayız ki bütün bu konuşulanlar yine bilmem kaç tane çocuk cesedi üzerinden çok açık bir coğrafya belirleme. Evet. Ya bu ya insan tüleri diken diken oluyor. Çok üzücü. Çok üzücü. Yani İdlib'de 3 milyon insan vardı. Bunların çoğu çocuk ya. Sivil. Ya sıkışmış 3 milyon. Tamam. Bir de hani bak, İdlib ne kadar şeyi, ya bir göz yani millet İdlib'i bir şey zannediyor. Türkiye'nin Suriye politikasını kenara bırakalım, hassasiyetlerimizi. Sınır güvenliğimizi de bir kenara bırakalım. Türkiye olarak sınırımızın güvenliğini de hadi onu da diyelim. Biz kendimizi hiçbir şekilde burada düşünmüyoruz diyelim. Ya ortada 3 milyon tane çoğu çocuk sivil var. Evet. Yani orada 10 bin tane terörist var. Birleşmiş Milletler açıkladı. El-Kaide'cilerin sayısı 10 bindir dedi. Aileleri de birlikte. En yüksek ihtimalli rakamı sayıyı verdiler. Yani o zaman 10 ya 100 bin olsa ne olur yani? O 10 bin kişi ayıracaksın. Tabii o 10 bin kişi için 3 milyonu katletmeyeceksin. Bizim Türkiye olarak bütün hani Suriye konusundaki kendimize ait hassasiyetlerimizi hepsini bir kenara bırakalım. 3 milyona baktık. Allah izin verirse 3 milyona daha bakarız ayrı. Ama sağ gelmeyecektir o insanlar oradan ya. Tabii. Onların orada belki 3'te 1'ini katledecekler. Ve şu olacak. Nasıl ki Irak'ta Amerika 2001'de o sert katliamları yaptı. Tecavüzler, işkenceler özel yaptı bunları. Oradan psikolojisi bozulmuş, darmaduman olmuş, kin dolu, nefret dolu insanlar maalesef gidip terör örgütlerine katıldılar. Yani şimdi sadece bu Amerika'nın bizzat organizasyonu yaptığı bir olay ve oradaki şartları da hazırladı. Bunu hepimiz biliyoruz. Aynısını burada yapmak için ellerinden geliyorlar. Ya bakın biz 2016 Kasım ve Aralık aylarında Halep ateşkesiyle Rusya ile uzlaştığımızda, çünkü Esed rejimi artık Halep'e girmiş, girmek üzere merkezine ve orada ciddi oranda bir sivil insan vardı Esed karşıtı. Şimdi o insanlar dediler ki Esed'in askeri buraya gelirse bizi öldürecek. Çünkü Esed'in eline evine dönmek gibi bir durumu yok yani. Esed'in kontrol ettiği alana bir Suriyeli sivilin dönmesi ihtimali diye bir şey söz konusu değil. Hani bu Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin bahsettiği şeyler var ya, Suriyeliler, Esed'le barışırlar, Suriyelileri göndereceğiz. Dediğin an gönderdiğin Suriyelinin kellesi gelir. Kesinlikle. Bu kesin 2, 2 daha 4 ne kadar doğruysa bu da 7,5 yıldır defalarca ispatlanmış bir gerçektir Suriye'de. Ya bu Suriyeli bir muhalif sivil. Ya muhalif olsun olmasın önemli değil. Muhaliflerin yaşadığı bölgelerde yaşamış olan bir sivil. Esed rejimi o bölgeye geldikten sonra ölüyor. Kesinlikle. Bu kadar basit. Esed rejimi maalesef orada özellikle de mezhepsel ayrımı da çok ön planda tutarak bunu yapıyor. Peşine adam taktırıp öldürtüyorlar. Tabii ki. Yani yolluyorlar Türkiye'de, ne bileyim Lübnan'da, Ürdün, nerede yakalarsa Almanya'da, Amerika'da özel öldürtüyorlar. O yüzden biz yani. Halep'te bu ateşkesin sağlanırken, Rusya ile o inisiyatifi oluştururken o insanları koruma amaçlı, dedik ki bunları alalım, çıkartalım buradan, İdlib'e gidelim. Ateşkes yaptırdık. Ardından o insanları otobüslerle İdlib'e, güvenli bölgelere getirttik. İşte Atme mülteci kampı mesela 10 bin kişiyle kurulmuştu. Bugün 1 milyonun üzerinde insan yaşıyor orada. Yani yaşam mücadelesi veriyor diyeyim Atme mülteci kampında. O insanları oraya taşıdık. O zaman hatırlarsınız
Demediklerini bırakmadılar. Vay Esed'le anlaştınız demek ki. O kadar katil dediniz. Bilmem ne yaptınız falan filan. Yani böyle aklı hayale gelmeyecek saldırıları, sözlü saldırıları da yaptılar. Ama zaman yine Türkiye'nin Suriye politikasına, özellikle Halep'teki ateşkes anlaşması başlıklı Türkiye'nin Suriye politikasının ne kadar haklı olduğunu da gösterdi. Çünkü bugün İdlib'i konuşuyoruz ve ikinci Halep olarak karşımızda. O zaman Halep'te katliam olursa diye Türkiye'nin attığı adımları gördük ve Halep'teki katliamı önledik. Bugün ikinci kez İdlib'de bu kez Halep benzeri bir katliam olabilir ihtimali var ve yine görev Türkiye'ye düşüyor. Tabii İdlib'deki zirveden çıkacak sonuç çok önemli hocam. Yani ben oradan güzel sonuç çıkacağını ümit ediyorum. Hazırlıklar da güzel yapılıyor. Zaten daha önce Astana'da, Soçi'de de aynı devletler belli konularda mutabakat sağladı. Nedir? Suriye'nin toprak bütünlüğü ve PYD'ye kesinlikle silahlı bir şey kurdurmama, orada birlik kurdurmama. En fazla dediler işte bunlarla ilgili belirli kültürel özellik falan filan yapılabilir dediler. Amerika onun tam karşısında parçalanmış Suriye ve özellikle PYD belirli bölgelerde işte Kamışlı, Rakka, Ayn İsa'da şey kurdurmak, kol ordu kurdurmak. 3 tane bunu istiyor. Yani ben inşallah burada İrkan'ın dediği gibi İran'ın daha böyle bir pasif tavrı olacağını, daha böyle Rusya'nın dediğine gelecek bir tavır olacağını düşünüyorum. Ben Suriye'deki eylemlerine baktığım vakit pek öyle görmüyorum. Çünkü İran'ın Suriye'den hiçbir şekilde azıyla yetinecek, hatta şu an hali hazırdakiyle yetinecek de bir pozisyonu yok. Bence. Daha fazlası değil, için, İdlib daha fazlası, daha fazlası İdlib konusunda çok saldırgan olmamasını temenni ediyorum İnşallah açıkçası. Olur, onu, yoksa dediğin gibi yani bu kadar kendine göre tırnak içerisinde yatırım yaptı ki yatırım değil yani zulmetti. Ya kumar hocam aslında ya. Yani İran bir kumar oynadı. Kumarın karşılığını bekliyor. Acaba kazanacak mı? Sonuçta milyar dolarlardan falan bahsediyoruz hocam. Tabii yani. Kendimizi sayacak değiliz. Ve İran'ın kaybettiği general sayısı da hiçbir yerde yok yani. Yani bu savaşlarda hiç kimse İran kadar yüzlerce generalini kaybetmedi. Yani generalden bahsediyoruz. Çok ciddi oranda üst düzey rütbeli askerini kaybetti. İdlib konusunda Türkiye ile işbirliği yapmazsa İran, bu konuda infisahi bir tavır takınırsa bunun da ona göre geri dönüşü olur. Çünkü hakikaten Türkiye için çok hayati. Yani hem göç açısından, sınır güvenliği açısından, onun da ötesinde Türkiye'nin her daim gözettiği, koca koca devletleri karşısına aldığı bir şey var. İnsani politika izleme. Evet. İnsan hakları, temel hakları. Türkiye her halükarda başının çaresine bakar gibi mi geliyor Selman Hoca? Çünkü canım, bizim askerimiz zaten orada. Kesinlikle. Yani çekeriz orada seti. Tabii. Efendime söyleyeyim, terörün bize bulaşmasını engelleriz. Tabii. Ama biz yani hakikaten Türkiye olarak oradaki sivil katliam olması ya. Öncelik bu. Tabii canım. Ya 12 tane gözlem kulem var orada tabii yani tabii. Gerekeni yaparsın. Askerimiz orada ve sürekli şu anda sevkiyat da yapılıyor. Şu anda da sevkiyat yapılıyor yani biliyoruz bunu. Mehmetçik orada tek başına. İdlib'de en fazla yine gözlem noktası Türkiye'de. Tabii. 12 tane. Diğer en fazla olan Rusların 7 tane. Tabii. Yani onun için onun sebebi bir şey olmaz. Ve şunu da söylemek lazım. Yani oraya Türkiye bir alan korumaya gitmiyor. Tabii. Oraya evet, Türkiye tabii insan korumaya İnsan gidiyor. Korumaya mükemmel bir. Ya bu şimdi ya bu işin başından bu yana, bu çok net söyleyeyim, defalarca da bunu tekrarlamak lazım. Bu meseleye bir paylaşım meselesinden ziyade bir insani mesele olarak bakan tek ülke Türkiye'dir. Bunu hiç bıkmadan, usanmadan her yerde de tekrarlamamız lazım. Tabii. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu çok önemli bir şey bu. Ve baktığınızda hani gerçekten orada insana yönelik, insanı korumaya yönelik, o çocukları korumaya yönelik ne yapılmış, kim ne yapmış diye baktığınızda hep arkasında Türkiye var. Ya başkaları bir şey yapsa bile Türkiye'nin işte bu Halep'ten çıkartma meselesi falan onları da burada katarak konuşuyor. Bu bir. İkincisi. Guta'dan çıkartma meselesi. Yani sadece Halep değil. Her yerden her biz çıkarttırdık. Biz tabii getirdik o tabii insanları. İkinci mesele. Bu Esad orada kaldığı sürece buradan bir tek şeyin bile Suriyelinin bile Suriye şeye dönmesine imkan yok. Ya gönderilmemeli. Bırakın imkan yok hocam. Ya bu şeye benziyor işte yani şimdi hatırlamayalım o şeyleri tekrar bir tartışmaya gideceğiz işte yani işte Sovyetler Birliği'ne teslim ettiğimiz Azerbaycanlılara benziyor. Evet, evet maalesef. Ya böyle bir şey olur mu? Ya bu yapılabilecek şey mi? İşte o adam orada biliyorsun işte cani orada duruyor. İşte bunlar zamanı gelince geri dönecek. Zamanı ne zaman gelecek biliyor musunuz? Bu Esad rejimi çökecek o zaman. O zaman hocam, elbette bunların uluslararası hukuka da aykırıdır onu söyleyeyim. Geri, şey geri göndermeme ya ilkesi diye bir şey var. Non-refoundment diye. Ya sen şimdi katilin şey ne işte tamam artık neyse işte hadi tabii sizinki orada ama işte olmaz bir barış da sağlandı orada artık gidin. Tabii.
Dedim ki barış sağlandı dediğiniz şey işte insan kalmadı da ondan. Tabii kurda kuzu emanet etti. Zaten Suriye'de 2011'de her şey Esad'ın bu huyu yüzünden başladı. Tabii. Yani kendine muhalif gördüklerini öldürmesiyle başladı. Doğru. O. Olay burada başladı. Ve arkası da yani doğru. O olay öyle başladıktan sonra bugün gidip de işte aa işte Esad bak söz verdi öldürmeyecekmiş falan diye oraya adam göndermenin alemi yok yani böyle bir şeye. Tabii İngiltere'nin de tavrı bu noktada önemli Tağdağlı yani İngiltere'de bölgeyle ilgilenen her daim ilgisi yoğun olan bir ülke. Amerika ile bu noktada işte anlaşma sağladılar falan diyorlar. İngiltere bazı noktalarda Trump'la böyle kavga ediyor görünüyor da. Ama Suriye konusu özellikle İdlib konusunda ya ne var işte buradaki terör örgütlerinden de kurtulalım, girelim gerekeni yapalım falan gibi bir tavır takınacaklar diye de söyleniyor. Ne olacak? İşte bunun üzerinden Esed'e de gereken dersi verme politikası izleyecekler deniliyor. İşte onu da bilmiyoruz. Belirli görüşmeler yapılacak, İngiltere ile de görüşülecek, Tahran'da bir zirve olacak. Mekik diplomasi diyoruz, uluslararası ilişkilerde çok önemli olan bir şey. Ama şu çok beni mutlu ediyor, herkeste de bunun güveni var. Türkiye'de bir koalisyon hükümeti yok, elhamdülillah. Yani bundan önce ne oluyordu? Ne zaman böyle Türkiye uluslararası ilişkilerde ciddi bir tavır takınsa, ne zaman böyle işte ekonomiyle ilgili, ya da ne bileyim işte ittifakla ilgili dik duruş sergilese bazı yerlerde kriz zamanlarında işte hatırlıyoruz hep söylediğimiz o haşhaş olayı falan. Hemen böyle bir müdahale dışarıdan, hemen böyle bir oyunlar, ayak oyunları. Ya da sadece oyunları. Suriye penceresinden oluyordu. Bak yani şu Suriye krizinin olduğu yaşadığımız bu dönemde o kadar çok badire atlattık ki Suriye. Sadece Suriye başlıklı ve o kadar çok şeye çözüm ürettik ki. Bu sadece bu süreçte 90'lı yılların koalisyonu Türkiye'si denk düşün. Gelseydi. Denk gelseydi. Ne olur ya. Hükümet yok ki zaten ortada yani bir senelik hükümet olursa öpüp başına koyuyoruz. Yani Menderes'i, Özal'ı falan çıkar. Buna rağmen bile yani şey bu süreçte ortada. Rus uçağını düşürüldü ve bir kriz oldu. Tabii kriz oldu. Kriz oldu. Yani bu koalisyon belasından kurtulmuş olmamız evet. Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye ettiği en büyük hizmetlerden biridir. Ha, onu da ortaya koyalım. Çünkü içeride güçsüz olmanı bekliyorlar zaten. İçeride güçsüz olduğun anda biliyorlar ki bir karışıklık, bir sokak... Ya şeyi hatırlayalım, AK Parti %40 aldı. %40 çok iyi bir oy oranı. Ya yani birinci parti olarak çünkü ne oldu? Hükümet Zafer kurulamadı. Yani hükümet ya taş taş üstünde bırakmadılar ya. Resmen bazı yani yerlerde. Tabii yani ne oldu arkasından? Halk gördü tabii ki. İçerideki hükümet ne kadar kuvvetli olması gerektiğini uluslararası ilişkiler açısından ve %49,5'la iktidara geldi. Hocam çok önemli. Bir başlık daha var. Almanya başlığı. Geçtiğimiz cumartesi günü Almanya'da bir Alman vatandaşı 35 yaşında marangozmuş öldürüldü. Sokak kavgasına bir kavgaya karışıyor ve öldürülüyor. Ama mahiyeti belli değil yani hani ırkçı bir saldırı mıdır değil midir yani daha doğrusu hani bir yabancı saldırısı mıdır değil midir falan belli bir sokak kavgası. Sonrasında bu olayla ilgili bir Iraklı, bir de Suriyeli mülteci tutuklanıyor. Vay efendim, Iraklı Suriyeli mülteci tutuklandı. Bunu da bir polis memuru sızdırıyor. Bu olayla ilgili bir Iraklı ve Suriyeli tutuklandı diye. O zaman şey oluşuyor, puzzle'ın parçaları oluşuyor. Aa, Alman vatandaşını Suriyeliler ya da Iraklılar öldürmüş. Hadi onlara saldıralım. AFD'ye, PEGİDA'ya ve diğer bütün işte İslam düşmanı, ırkçı bütün yapılara orada bir ekmek çıkıyor. Ve o ekmeği de bir haftadır o Çamlıs kentinde ve diğer şehirlerde de yemeye çalışıyor. Almanya'daki ırkçılar, Nazi uzantıları, neo-Nazi grupları neredeyse tamamı orada aynı çatıda toplandılar. Karşı tarafta da bir sol görüşü var. Antifa dediğimiz, Amerika'da da var onlar, antifacılar. Onlar da var ve ara sıra bunlar çatışıyorlar. Bir haftadır da devam ediyor. Bu geçtiğimiz hafta sonu, cumartesi ve pazar günü de yine yoğun kalabalıkların karşı karşıya geldiği gösterilere sahne oldu Almanya. Ne olur hocam bu işin sonu? Valla bir kere bir önce bir şeyi teslim edelim. Yani elbette hani biz bizim tavrımızı çok farklı bir yere koyuyoruz ve gerçekten de öyle. Ama Avrupa'da da mesela bu Suriye ve göçmenler meselesinde Merkel'in tavrını diğer tüm Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda takdire şayan diyebiliyoruz. Evet. Evet yani evet. İşte tabii bir sürü hatası işte o kamplara koymaları kampların hallerini biliyoruz. Biraz böyle dişlerine bakarak aa sen işe yararsın gel. Tamam seçici davrandıkları falan ama yani öyle ya da böyle işte 900 bin civarında değil mi? Yani evet. Ona yakın bir sayıda da Suriyeli bir şekilde. Bir de şunu da unutmayın içeriden inanılmaz bir muhalefetle tamam. Yani demediklerini bırakmıyorlar tabii yani neticede bir şey. Şimdi bu bir tarafa yani bunu bir tarafa koyalım. Şimdi ikinci mesele bu şeyle ilgili
Yani bu söylediğiniz gruplar, sen benden çok daha iyi takip ediyorsun sen bu grupları. Bunlar zaten hani her an bir fırsat kovalıyor. Yani her an. Tabii, yani tabii. Böyle bir yerde bir şey çıksa hop diye bir şey yapacak. İşte neyse protesto edecek ya da işte tırnak içerisinde şiddete de varabilecek şeyle eylemleri yapmak üzere toplanıyorlar. Fakat yine şunu unutmayalım. Şimdi özellikle bu Avrupa, ki Amerika'da da yayılıyor bir iyice. Avrupa'da bu karşıtını da yaratmış bir şey. Yani hani böyle bir şey ortaya çıktığında işte bu neonazi tavır, ırkçı tavır bilmem ne. Yani çok ciddi sayıda da Avrupa'da gerçekten hani bunlara hani şey de değil, ne diyelim ona, hani işte hani insanlar alışverişte görsün diye de gerçekten hissederek, inanarak bunlara karşı duran bir kitle de var. Şimdi ben bunu hep söylüyorum mesela. Trump'ın da karşısında duruyor aynı. Ha, işte onu söylüyorum. Ya aslında Almanya-Amerika benzerliği. Yani Almanların derdi ayrı, Amerikalıların da Amerika'daki kavganın derdi ayrı falan biraz, ama bir benzerlik var mı? Şimdi şöyle yapısal olarak. Elbette var, ama bakın şu çok önemli. Bizim açımızdan ne önemli biliyor musunuz? Şimdi bizim işte bu genellemeci, daha bütüncül yaklaşımdan vazgeçip bizim aslında mesela işte şurada varsa bu karşıtlık, o karşıtlıkla bir bağ kurmayı becerebiliyor olmamız lazım. Hocam bir istatistik vereyim mi? Yapmıyoruz ama. Bir dakika, evet. Bir istatistik vereyim. Almanya 2017'de yapılan bir araştırma. Almanya nüfusu 82,5 milyon. Cinayete kurban gidenler o sene 405. Trafik kazasında ölenler 3177. Aşırı alkolden ölen 74.000. Ev kazalarında ölenler 9.000. İslamcı tırnak için, onlar öyle söylüyorlar çünkü, yani İslamcı işte terör örgütü bilmem ne. Bununla saldırı, böyle bir saldırıda ölen 0. Ama buna rağmen işte İslamcı motifli bir saldırıda ölmekten korkan Almanların oranı %70. Ya kusura bakmayın, bu şizofrenler dediği İnce'nin bu geneline yayılmış yani bu dünyada böyle bir şizofren. Ya hiç öyle bir şey yok ortada, ama bu bir, demek ki bir korku toplumu oluşturmuşlar kendi kendilerine. Pegida'nın da ortaya çıkışı öyleydi. Yani Dresden dediğin yerde binde 4 yabancı oranı. Yani bir Berlin değil, Berlin'in merkezinde Kreuzberg merkezi falan diye böyle Türkçe şeyler yazıyor. Yabancının olmadığı yani. Bir yerde niye yabancıdan korkuyorsun? Tabii yani Pegida Dresden'de böyle ortaya çıktı. Yani biz yabancılardan korkuyoruz. Ya kardeşim, yok ki senin yaşadığın yerde yabancı. Kimden korkuyorsun? Binde 4 oranında yabancının yaşadığı yerde. İşte bu bütün resmi ortaya koyuyor. Yani bu tam anlamıyla bir ırkçılık ve korku şeyi toplumu oluşturmuş. Küresel bir şey hocam aslında yani. Tabii. Bütün ülkelerde var İslam'a karşı, yani İslamofobi. Mesela Çin'den gelen arkadaşlar anlatıyor mesela. Hani ben Müslümanım dediğinde Çin'in aklında Müslümansa teröristtir. Çarşaflı kadınları falan gördüklerine mesela Çinliler çok korkuyormuş. Tabii canım, bunu özel pazarlıyorlar zaten bütün dünyada. Bunun özel araçları var. Yani evet. Ben bu ismi bile irdelememiz gerektiğini söylüyorum. Yani İslamofobi diyor ama antisiyonizm. Ben İslamofobi demiyorum. Ben İslam düşmanlığı diyorum. Tabii İslam düşmanlığı. Anti-İslamcılık falan demek lazım İslam, ama onun korkuyla bir... Özdeşleşemez korkuyla yani. İslamiyet kelimesinin yanına bir korku kelimesi getirilemez. Korkuyla özdeşleştiriyorlar. Yani onu da şimdi hani bundan tırnak içerisinde. Şimdi burada korkan herkesi de o anlamda İslam düşmanı diye görmemek lazım. Evet, öyle bir tablo önlerine koyduk. Tabii. İnsanlar korkuyor insanlar. Ya insan dediğiniz şey öyle çok derin bir şey değil. Yani öyle değil o işler. Korkaklık da doğasında olan bir. Ya bir işte korkaklık var, şey var, bunu yapıyorlar, ama tekrar söylüyorum. Bakın bizim işte o çarşafları görünce ona terörist demeyen Çinlileri, çünkü onlar da var. Yani bak, bu dünyada bundan sonra dünyanın öyküsü böyle bir ama hocam olacak. Şimdi Almanya'da sizin dediğinizi anladım ben. Hani oradan bir şeye sahiplenelim. Yani özdeşleştirelim kendimize. Nedir? İslam düşmanı, ırkçı, yani Suriyeli birisi öldürdüğü iddiasıyla bütün Suriyelilere düşmanlık yapan Pegidacılara. Ve onlara karşı çıkan Antife grubu diyelim. O grupların içerisinde de şimdi bakıyorsun, adam bu sefer PKK'lı yani. Tabii, bir de o var. Yani Alman Sol Parti mesela. Alman Sol Parti bunun karşısında. Tabii. Başında da bir kadın var, Katya Yipink diye. Bu kadın bir numaralı PKK destekçisi ve sözcüsü. Alman Federal Meclisi'ne PKK paçavraları da aslan bu. Ama daha da ben bunu devlet olarak yapalım demiyorum ki. Bir sürü mekanizma burada konuşmayalım bunu. Kamu diplomasi. Yani bir sürü mekanizma var. Bunları atmıyoruz. Onu demeye çalışıyor. Yani think tankler noktasında, orada kurulacak dernekler noktasındaki lobicilik. Yani bunlar zor şeyler değil. Medyayı doğru düzgün kullanarak. Yani bu bence yeni dönemde AK Parti'nin en çok gereken, çalışması gereken husus bu. Yani 3,5-4 milyon Türk'ten bahsediliyorsa sadece Almanya'da, bizim orada olabildiğince kültür, sanat,
tarafına yatırım yapmamız, Türkiye ile ilgili, yani oradaki bizim nüfuzumuzu arttırmamız ve nüfusumuzu da doğru düzgün kullanabilmemiz lazım. Ben demiyorum ki orada özel işte askeri kamplar falan kuralım. Hayır. Yani gidelim oradaki gençlerimize doğru düzgün Necip Fazıl'ı anlatalım, Mehmet Akif'i anlatalım, Fatih'i anlatalım. Yani Adnan Menderes'i anlatalım, doğru düzgün işler yapalım. Evet, teşekkür ederiz. Birkan, Selman Öğüt ve Göksel Hocam, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Evet, uluslararası gündemin bugünlükte sonuna geldik. Yarın gece saat 22'de yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. İyi akşamlar.